Hanımlar, beyler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Yine coşkulu bir kalabalık. Nerelerden geldik? Var mı uzaklardan gelen? Diyarbakır. Diyarbakır, hoş geldiniz. Ankara. Fethiye. Fethiye bırakılıp ya. Var mı? Yurt dışı var mı? Londra. Almanya. Londra'dan geldiniz. Neyle geldiniz? Faytonla. Neyle geldiniz? Uçakla mı geldiniz? Hoş geldiniz. Bizim için mi geldiniz? İnanmıyorum. Vallahi. Bizim için Londra'dan gelenler var. Var mı Artıran? Var mı Amerika? Kıbrıs'tan. Hoş geldiniz abi. O Avusturya'dan gelen var. Hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Gebze'den bir abi gelmişti. Sohbet ettik kapının önünde. Gebze'den geliyorum ben falan. Skecin içinde de ben abiye şaka yaptım. Bir düğün sahnesi vardı. Abi dedim, senin düğün çıkışı bırakacağım dedim. Gece bitti, bir baktım abi kulisin kapısında beni bekliyor. Hani dedi, beni bırakmayacak mı? Abi dedim, şaka programı bu. Safa dedi, Darıca'da oturmuş, beni dedi bıraksın dedim. Abi Safa 500 TL dönüyor yani. Senin için akbil basar. Evet efendim, hazırsak ustamızı sahneye davet etmek istiyorum. Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan! Çok teşekkür ederim. Az önce Londra'dan gelene neyle geldiniz sorusu için ben özür diliyorum. Hoş gelmişsiniz. Gerçekten hani iki yıllık, üç yıllık bir eğitim süreci ya bu. Sizi her burada böyle görüşümde, televizyonda, sokaklarda şimdi çocukları tanıyorlar falan. Çok güzel bir duyguya kapılıyorum ya. Vay be, ne tatlıymış. Sizin sevginizi kazanmak bizim için çok 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 değerli bir şey. Galiba da elimizde başka bir şey yok, başka bir şeye de ihtiyaç yok. Siz buradaysanız işler yolunda demektir. Hazırsanız gülmeye başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Ya dur. Çok güzel hareketler. Saatler olsun. Ağzın ortaya çıkmış. Yüzün gözün açılmış anlamında delir ya. İçerideki herkes de dalga geçti. Bütün hekimin erkekleri dalga geçti hocam. Ne münasebet, ben dalga geçmiyorum. Tam tersi, yüzün gözün açılmış diyorum ya. Onlar da şey dedi, abi benzemişsin, abi çok benziyorsun. Neye benziyorsun? Neye benzediğimi de söylemiyorlar, tribe girdim öyle. Valla işin tatsızı ben de bir şeye benzediyorum ama benim de aklıma gelmedi. Valla gençleşmemiş mi? He? Genç birine benziyor ama... Baba evinde isimli skeç gelecek birazdan. Safa Sarı yazdı. Atakan ve ben de yardımcı olduk ona. Ben şimdi bir şey soracağım seyircimize, seyircilerimizden birilerine. Baba evinde yaşayan var mı? Evlenip baba evinde yaşayan şu anda. El kaldırabilir. Bu ayıp bir şey değil bu arada. Soruyu anlayamadık. Yani iç güvey, iç oturumsu anlamında. İç güvey mi deniyor? Yani evlenip başka eve gitmeyen var ben mı? Ben iç güvey deseydim kimseye kaldırmayacak. Yok, iç güveyi zaten damat için söylenir. Öyle olur. O da böyle açık açık elini kaldırmaz bence. Kendi babasının evinde. Kızı başka yerden almış ama evet. Kendi babasının evinde kalan var evet. Mı? Baba evinde geliyor. Safa Sarı yazdı. Atakan ve ben yardımcı olduk. İyi seyirler. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür. Oh, rahatız. Kızı eve verdik. Çocuk da şehir dışında okuyor. Allah'ım şükür. Oh, çok şükür. Oh, şu peynirden versene bana biraz. Dur.
Zeytinyağı yesen önce. Bam, iyi bam. Ah, Allah kahretmesin, elim battı hep ya. Elle yüzüne sür, çok iyi geliyor. Valla zeytinyağı. Çok hep iyi geliyor. Parlar ama hep. Parla zaten. Shade light like a diamond. Shade like a diamond. Ne diyorsun Necati? Ne diyorsun? Shade light like a diamond diyorum. Barbadoslu, çikolata renkli şarkıcı. Aynı senin telinde. Allah'ım yarabbim. Hadi hadi. Sen de var bir şeyler ama. Var var. Allah'ım o kadar mutluyum ki yemin ediyorum ben ikinci baharımızı yaşamayalım mı ya? Yaşayalım be. Hadi uzat oradan kumandayı. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? E ne var canım? Çok güzel hareketler izlemeyecek miyiz? Çok güzel hareketler yapacağız. Komşular duydu geldiler. Dur ama. Dur ben televizyon izliyormuş gibi yapayım. İyi hadi. Aa kızım sen mi geldin? Anne yani bir bıkmadın şu sorulardan ya. Ay duştan çıkarım çıktın mı? Ev telefondan ararsın evde misin? Gelirim geldin mi? Ay yeter ya. Yetti mi? Hah. Hoş geldin. Ay benim torunum gelmiş, benim dedeciğim gibi gelmiş dedesi. Kızım hayırdır inşallah. Ne oldu babacığım? Benim bu eve gelebilmek için illa bir şey mi olması gerekiyor? Ne bileyim ben bavullarla görünce öyle... He, geçen yıl Kıbrıs'tan almıştım. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Kızım temelli mi geldin yoksa... Temennim o yönde. Ne oldu baba? Ne oldu? Ben bu eve gelemez miyim? Hı? Sen bir rahatsız oldun, öyle mi? Yürü kızım, deden rahatsız oldu bizden. Ay dur Necati bir şey söyle. Aman Çero. Ay ne diyorsun Necati? Ne bileyim ben, aklıma başka bir şey gelmedi ya. Kızım dur, baban öyle demek istemedi. Hadi sofraya geçelim. Yo yo, ben bölmeyeyim muhteşem kahvaltınızı. Yo yo. Kızım dur. Kızım ne bölmesi, gel otur, Allah Allah. Ayrıldık. Ne? Ne oldu gene? Yani babacığım bizim ayrılmamız için illa bir şey mi olması gerekiyor? Tabii ki bir şey olması gerekiyor. Yani seninki de laf. Boyu posu devresin inşallah. Allah kızımı mumla aratsın o damatı inşallah. Allah'ım iki beyaz yakası bir araya gelmesin inşallah. İki beyaz yakası bir araya gelmesin. Kızım. Ya hanım sen de taramalı tüfek gibi bak 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 bak. Bir dur ya, bir anlayalım bir ne olduğunu, ondan sonra hep beraber beddua edilecekse ederiz ya. Ne oldu kızım anlat. Eve geliyor, karnı tok. Ne kadar yedin diyorum, çok. Bir günden bir günde ama bizi dışarı çıkarmak var mı? Yok. Ya ne bir sohbeti var, ne muhabbeti. İki tane güzel laf etme. Cibiliyetsiz. Hadi beddua edelim hep beraber, babanın dediği gibi. Cibiliyetsiz. Ne oldu lan? Kızım, cibiliyetsiz demek çok kötü bir davranıştır. Bir daha sakın ama sakın o kelimeyi kullanmıyoruz bir tanem, tamam mı? Cibiliyetsiz. Cibiliyetsiz. Hayır, hayır, sakın. Ayşegül! Çocuk sana bağırırken ne bağırıyor kız çocuğa? Kız çocuğu. Şşt. Babacığım, ben kızımla iletişim halindeyken lütfen siz araya girmeyin. Karışmayın. İsveç modeli bu. Lan izin bir tane. Anneciğim, ben kızıma kızdığım zaman lütfen ona sevgi gösterisinde bulunmayın. Şımarıyor. Ye hadi. Anne! ...öyle davranışta bulunduğunu görmek istemiyorum anneciğim. Ay ne yapayım ben, ne yapayım? Ben de evimde biraz huzur istiyorum kızım, bağırmazsan eğer. Ah. Pardon. Çok affedersin anneciğim. Babam benden rahatsız oldu. Dulum ya ben. O nasıl söylüyor? Dul sesimden rahatsız oldu. Ben gideyim. Dul kızım, nereye gidiyorsun? Duldul mu? Yok. Dur dedi. Dur kızım dedi. Duldul dedi. Yok dur kızım dedi. Neyse tamam, zaten nereye gidiyorum? Çıkarken bir daha eve gelmeyeceğim dedim. Hiçbir şey demedi mi? Gelirken litrelik kola al da gel dedi. Terbiyesiz. Tamam kızım, geç şöyle otur sen. Şöyle. Geç otur hadi. Şöyle oturayım ama değil mi anne? Olur da benim canım bu tarafa oturmak isterse oraya oturmayayım. Allah'ım ya. Sığıntıyım ya ben. Dulum ya ben anne. Şöyle mi oturayım anne?
öyle oturdum anne. Yavrum burası senin evin ama yapma, nereye istiyorsan otur. Allah Allah. Tamam, kumanda nerede? Uzakta. Uzaktan kumanda. Ortam yumuşasın diye ben öyle... Yumuşamadı baba. Tamam, tamam. Koltuğun kenarına bak, bak orada. Heh, buradaymış. Gel Ayşegül. Aç da haberleri izleyelim madem, bir ses olsun. Ay, yo, 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 yo. Haber izlemek yok. Ayşegül kötü rahatsızladı. Şimdi açıyoruz. Sabahtan akşama kadar TBT çocuk. Ne oluyor ya oya izliyoruz. Ne oluyor ya oya ya? Ne oluyor ya oya? Oya ya ne oluyor? O da olur. Ne oluyor ya oya? Ne oluyor ya oya? Neyse ben bu bavulları arka odaya götüreyim ya. Wow! Wow! Müthiş. Arka oda. Tabii. Dulum ya ben anne. Babam beni görmesin. Ben bütün gün arka odada kalayım da göz zevki bozulmasın babamın. Kızım yok, başka oda yok diye öyle dedi baban. Yok yok, ben anlayacağım, anladım anne. Hanım, bu kızın anladığı şeyleri niye biz anlayamıyoruz ya? Yavrum tamam, tamam canım. Sen de niye başka oda yok diyorsun, arka odaya yolluyorsun? Başka oda mı var? Suite odamız... Kızım çok özür dilerim ya. Size şu üst kata suite odamızı alalım, ne de beş kişi yayılırsın böyle. Tamam, tamam Necati. Tamam, sen kızım bizim odamıza geç babanla. Teşekkürler. Hadi. Arka odada da babam kalsın. Hı-hı. Sanki zorla evlendirdik ya. Şu triplere bak, bu ne ya? Biz seninle ikinci baharımızı yaşamayacak mıyız ya? Tamam, çocuğun yanında saçma sapan. Ne yapalım? Belli ki psikolojisi bozuk kızım. Biraz anlayış göster. İyi be, tamam. Ay, çikolata istiyorum. Ay şu... Al, dedesinin günü ye demeni istiyorum. Çekmecede, çekmecede. Çekmecede ne? Anası kızmasın şimdi. Ay yok canım, ben konuşurum onunla. İyi be. Geliyor dedesinin gülü. Dedesinin gülü. Çikolata. Açtım. Açtım. Ye. Ne yediriyorsunuz ya çocuğa? Babam verdi. Bak yarısı da yerinde duruyor. Lan, lan hanım ben konuşurum demedin mi? Konuştum işte, anlattım. Hay Allah, kim ki bu şimdi? Aa, erken sordun anneciğim. Dur bir kapıyı aç, kim gelmişse. Aa, sen mi geldin de? Ya çok bil sen, çok bil. Açabileyim onu. Ha. Annem! Oğlum! Yönünüzünü bir tanesi. Dayısının gibi. Geldim, geldim evine. Babam! Ve oğlum. Abla... Aa, ablamın ne işi var ya burada? Ya siz anlaştınız mı acaba? Ne oldu, ben bu eve gelemez miyim? Ha? Delinliğimle çıktım bu evden, ancak kefenimle mi gelirim ben? Ha? Benim için fazladan bir tabak konamaz mı bu sofraya? Nesi var bunun ya? Kocası var. Hayırdır lan, sen niye geldin? Okul tatile mi girdin? Benim için evet baba. Okulu bıraktım. Ne? Okulu mu bıraktın? Ya hanım, sen bu ilk söylenen lafların hiçbirini niye anlayamıyorsun ya? Hep soruyorsun, okulu mu bırak? Çocukluğun değil, okulu bırak. Ne? Okulu mu bıraktın? Ha, bana diğere bak. Hayırdır oğlum? Niye bıraktın okulu? Ne oldu da bıraktın? Baba yani ne yapayım? Okulu bırakmak zorunda kaldım. Ya okul bir şeyler istedi ama ben tam veremedim galiba. Bir de şehir tam böyle, şehire alışamayınca da dedim hadi babamın ocağına döneyim ben. Lan altı yılda mı öğrendin okula alışamadın? Manyak! Nesi vardı Buhran Bolu'nun ya? Ya bir şey yoktu baba işte. Ya şehirler arası otobüs terminalinde otobüs yok. Buhran Bolu ne diye soruyorsun internete, Didimun Safran Bolu mu diyor. Didimun iyidir de ya. Didimun işte. Ben ne dedim? Didimun dedim. Didimun. Neyse, bu Didimun yani bunu mu demek istediniz baba? Ha. Ya zaten o şehir benim yaratıcılığımı öldürüyor ya. Bak 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 bak. Bak bak bak, triplere bak. Yaratıcılığını öldürüyormuş. Sanki heykeltıraş bana. Lan sen motor bölümünde okumuyor musun? Bir dakika ya, siz benim geldiğime sevinmediniz mi? Ay sevindik oğlum, niye sevinmeyelim? Çok sevindik. Eskisi gibi muhteşem bir aile olacağız baba. Ablam burada olmayaydı ben. Duysun ki. Aha, cebini eşsiz kocan arıyor. Anne sakın gelmesin buraya. Ne oldu yine, niye ayrıldılar bunlar ya? Çünkü be baba bir cibiliyetsiz. Dayım sakın öyle şeyler söyleme. Bak. Alo, gelmeyecek misin? Yoldaymış. Ne? Allah seni kahretmesin. Sen nasıl bir adamsın? Kapat. Ne oldu, ne diyor? Bin kere geldiği evin yolunu unutmuş. Konum atın diyor.
Ya sen buna mı bu kadar bozuldun ya? Ay ne yapayım, çok merkezi yerdeyiz. Ayıp ama ya. Gelsin, ben göstereceğim ona, gelsin. Aha gelsin. Gel bak. Şurada bir tane fırın var. Gördün mü? O fırından köşeyi döndüğün zaman ilk sokak, ondan sonra bizim... Neyini anlamadın sen lan? Necati, ne yapıyorsun? Gelsin göstereceğim dedim, gösteriyorum işte. Ama babacığım, hep buradan gösteriyorsun. Ben oradan gelirken kafam karışıyor benim. Neyse, ha, öpeyim anneciğim. İndir o elini. Ben sizin elinizi öpmek için... Neyse, elim havada kalmasın. Öp kızım. Cibiliyetsiz! Kızım, ne diyorsun? Denir mi öyle şey babaya? Denmez. Babalık yapsaydın denmezdi. Ah, ah! Hey, babalık! Kadın ölüyor, son sözü siyah yer gibi olacak ya. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Sen bir de utanmadan buraya karını almaya geliyorsun, öyle mi? Nereye gidecektim? Ya teyzesine gitseydi, buraya boşuna gelmiş olur. Ne güler. Gülmez miydin? Gülerdim. Ben gülerim. Kim çikolata verdi bu kıza ya? Babam verdi. La ilahe illallah ya. Bırak, bırak. Karım nerede benim? Ne oldu? Kızına karını almaya mı geldi? Bizim sana bir daha verecek kızımız yok. Hanım, öyle peşin peşin konuşmasa mıydı? Ay ne bileyim ya. Bir anda çıktı ağzımdan. Ah, kapı çaldı. Kim geldi? Geldim. Ha, bak. İnsan demek ki arada bir boşluk buluyor, söyleme ihtiyacı duyuyor. Sen mi geldin? Çıktın. Niye geldin? Seni almaya geldim. Beni almaya. Duydunuz mu? Sen beni almaya yıllar evvel gelmiştin bu eve Hilmi. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Bakalım bunu görünce de aynı şeyleri söyleyecek misin? Göt cebinden bir tane gül çıkardın diye. Düşündün. Evet. Doğru düşündün. Ya. Aşkım. Yani Hilmi, bana bir tane böyle çiçek alman için, ilgi göstermen için illa benim babamı toplayıp anamın evine gelmem gerekiyor. Ama işe yarıyor bak. Ha, barıştınız madem. Hadi gidin kendi evinize, hadi. Ay, Necati, bir şey unutmadın mı? Doğru. Kalk lan, sen de siktir git. Hadi. Size gelebilir miyim? Ay yürü gel hadi be. Şişt, durun bakayım. Oldu canım. Biriniz kavga edince gelin, biriniz işine düşünce gelsin. Hiç böyle hal hatır sormaya gelmeyin. Hiç bizde anneciğim iyi misiniz, babacığım iyi misiniz, bir kahvaltı yapalım mı diye de gelmeyin. Terbiyesizler. Geçin buraya. Geç şöyle. Herkes evde kalacak, bugün kahvaltı yapılacak. Tamam. Necati, kalsınlar bir şey de. Kalın madem, ne yapayım, ne diyeyim ya? Bizim ikinci bahar yalan oldu hanım. Ne? Şeytan çok diamond. Zili çalalım diyen var mı? Safa Sarı. Aferin koçum. Bu skeçin bizim için ayrıca bir önemi var. Çünkü Safa genellikle skeçlerde çok yıldız performansı sergiliyor ama... ...yazar olarak çok fazla kadroya skeç sokamamıştı. Bu onun ilk zili değil mi? Evet hocam. Helal olsun, aferin oğlum. Evet. Aferin. Problemler gerçek olunca, evin ta içinden, özünden alınınca... çatışma da doğru yere, doğru zamana konunca böyle yıllarca seyredeceğimiz enfeslikte skeçler çıkıyor. Şakayı kriptonda değil, böyle evin içinde, gözümüzün önünde aradığımızda bulu bulu veriyoruz. Değil mi Cem hocam? Evet hocam. Sizi de seyretmek bir zevk Sayın Cemil Hanım. Teşekkür ederim. Yanındaki çocuğun adı neydi? Bu çocuğun adını ben hatırlayamıyorum. O da iyiydi, o da iyiydi. Aferin Batuhan, aferin Hilmi. Çok güzel skeçti. Siz de çok güzel oynadınız. Ben mesela bunu, yani biraz da onu seviyorum. Başka skeçlerde de bu kadar sahici olmayan skeçlerde de gülmek, güldürmek mümkün. Ama bu biziz işte.
Bu bizim evimiz, bizim kültürümüz, bizim mutluluğumuz, bizim çatışmalarımız bunlar. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler. Devam ediyoruz. Merhabalar. Merhaba Atakan'cığım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hocam. Evli çiftleri görebilir miyim? Evli çiftler var mı? Ya iyi ki boşandık. Her gelen bu konuyu açıyor. Mahsus mu yapıyorsunuz lan? Hocam denk geldi vallahi. Yeni boşanan var mı? Yok mu ya? Aman ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Dava sürüyor demek ki yoksa. Şurada bir evli çift var. Mikrofonu verebilir miyiz? Veremem ben. 25 senede aldım ben. Yok hocam, sizin kimi? Verciciğim. Merhaba, abiyle azıcık konuşalım. Ben de mi? Merhaba, eşiniz mi yanınızdaki? Tabii, eşim. Ne kadar zamandır evlisiniz? 6 yıl bitti. Bu çocuğundan intihara evli çift var mı? Evet. Yanınızdaki eşiniz mi? Erkek olan koca oluyor değil mi? Atakan. Atakan. Ya hocam beni hakikaten ya. Niye öyle bir şey sordun? Yanınızdaki eşiniz. Hocam belli olmaz diye. Ne olur ne olmaz diye. Öyle olsa söyler mi? Yok hocam. Ne kadar oldu dediniz? 6 yıl bitti. 6 yıl. Kendi rızanızla mı evlendiniz? Tövbe Allah'ım yarabbim. Herhangi bir zorlama yok. Tövbe estağfurullah. Peki evlenmeden önce arkadaşlarınız, çevreniz evlenme diye baskı yaptı mı? Yani arkadaş grubumuzda böyle bir şey oldu ama çok fazla baskın olmadı. Hanımefendinin desteği oldu mu bu konuda? Siz destek oldunuz mu? Korkma, bir şey olmayacak. Yok. Hayır. 6 yıl sonra çok güzel hareketlere gideceğiz gibi. Yok, herhangi bir şey söylemedim. Süper. Biz ekipten Metin evleniyor hocam. Ben merak ediyorum. Çocuk var mı? Hocam bir tane var. Şu an ikincisi 5 aylık. Allah başlasın. Anam çok tatlı. Kutluyoruz sizi. Teşekkür ederiz. Kutluyoruz. İkinci çocuk. Bir ucu. Evet. Bizim ekipten... Boşanan yok muydu hiç? Boşanmak isteyen yok mu? Yok yok. Buna cevap verin. Buyur Atakan. Bizim ekipten de Metin Pıhlıs evleniyor. Hatta müstakbel eşi de burada hocam. Gamze. Evet. Gamze. Evet. Bir selam ver abi. Gelinimizsin işte. Ne yapalım? Biz hocam Metin'e biraz baskı yaptık. Ekibin evlileri olarak. Ama Metin de bu baskılara bayağı bir karşı geldi. Bu ayın sonunda evleniyor kendisi. Biz de dedik... Biz de dedik Metin'e bir bu yaptığımız baskılarla alakalı bir skeç yazalım dedik hocam. Evet. Atakan ve Cihan yazdı. Ki Atakan ben alıyorum. Cihan da o parlak çocuk. Parlak hocam. Ben çıkacağım. Neye benziyor? Ben ona... Neyse o. Şovun sonuna doğru hatırlarım. Skecimizin adı Evlenmemeli miyiz? İyi eğlenceler, iyi seyirler. Metin! Metin! Metin buldum ben seni. Abi sen nereden çıktın ya? Oğlum. Çocuklardan duydum. Koşarak geldim. Sen Gamze'ye evlenme teklif edecekmişsin. Evet abi, birazdan gelecek. Heh, bak şimdi. Sana diyecekler ki, yol yakınken vazgeç. Daha yaşın erken, bekarlık sultanlıktır falan diyecekler. Evet abi, herkes diyor ya. Heh, doğru diyorlar. Abi sen de evlisin ama. İyi de ben geç evlendim oğlum. Geç olsun, güç olmasın diye mi? Yok, direkt geç olsun diye. Abi bak, ben bu yüzüğü yeni aldım. Bu yüzüğün getirdiği bazı sorumluluklar var abi. Ne sorumluluğu lan? Frodo musun sen? Ne yapacaksın? Yanardağ mı atacaksın yüzüğü? Nedir yani? Abi ben kararımı verdim. Evleneceğim. Bak Metin. Bu yolda kazık yemek istemiyorsan... ...o yüzüğü bozdur. Aldığın kuyumcuya bozdur ama. Başka kuyumcuya bozdurursan kesin kazık yersin. Beni dinle lan. Abi yenge arıyor, bakmayacak mısın? Ya bir dursun, bir şey anlatıyorum şurada sana ya. Bak Metin, evlendikten sonra eve giriş çıkışlar, giriş çıkış saatlerim değişecek, tamam mı? Bir sürü olaylar olacak lan, sakın evlenme lan, evlenme. Manyak mısın nesin sen ya? Tamam mı? Evlenme diyorum oğlum sana lan. Tamam abi,
Tamam, yenge arıyor. Ya arasın dursun diyorum sana ya. Allah Allah, giriş çıkış saatlerin diyorum. Değişecek diyorum ya. Hayatını yaşa diyorum sana. Manyak mısın sen? Abi yenge. Ya oğlum yenge yenge deyip durma ya. Bak evlilik dediğin nedir biliyor musun kardeşim? Evlilik şöyle. Mesela bana sor. De ki en mutlu olduğun yılların hangileri diye sor lan bana. Abi evlisin ya, en mutlu olduğun yıllar hangisi? Bekar olduğum yıllar. Evet. Hangi evliye sorarsan sor, sana bekar olduğu yılları söyleyecek. Metin, dinle beni ya. O kadar sıkıldıysan boşanalım aşkım. Aşkım. Canım. Metin Gamze'ye evlenme teklif edecekmiş. Ay ne tatlı. Ben de evliliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyordum. Ya. Evlen oğlum. Manyak mısın? Evlilik çok kutsal bir müessese. Çok güzel lan. Eve giriş giriş çıkış saatlerin belli olacak. Daha ne istiyorsun? Çok güzel lan. Evlen. Vallahi bravo lan. Tebrik ediyorum seni. Herkes evlenmeli bence. Herkes. İyi hadi kalk o zaman. Annemler bekliyor arabada. Hadi gidelim. Anne bekliyor lan arabada. Daha ne istiyorsun ya? Kayınvaliden ne yemeğe çıkacaksın lan? Bundan daha kutsal bir şey olabilir mi? Çok güzel Metin. Evlen. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir su, bir de makarna alayım. Çok özür dilerim. Buna bakmam gerek. Efendim karıcığım. Evet. Çalışıyorum. Tamam. Allah Allah. Oğlum, müşterinin yanındayım. İlgileneceğim seninle. Tamam, bekle o zaman. Bekle. Bir saniye bekle. Ne istemişsiniz siz? Bir su, bir de makarna. Makarna. Hı hı. O da aynı şeyi istiyor. Tamam, yedireceğim. Makarna alacağım. Başka? Yoğurt. Yoğurt. Sen yoğurt istiyor musun? Tamam, üstüne dökersin. Tamam. Ben de yoğurdu makarnanın üstüne alayım. Yoğurdu makarnayla. Yoğurdu makarnayla. Tamam. Tamam, tamam. Tamam müşteri. Daha konuşuyorum seninle. Ne kadar ilgilenebilirim? Tamam, kapatıyorum. Hadi. Çok özür dilerim. Biraz gerginim de. Pardon. Yorgunluktan tabii, normal. Yok, yorgunluk değil. Evlilik. Ben de yakında evleneceğim. Yapma. Yemin et bana, evlenme. Bak, sakın yapma. Ant iç. Vallahi bir daha konuşmam, görüşmem seninle. Abi görüşmezsen görüşme, evleneceğim. Vay öyle ha. Öyle ha, tamam. Ben ilgilenmiyorum seninle. Madem evleneceğim, başka bir garson gönderiyorum sana. Allah, tamam. Tamam mı? Tamam. Evleneceğim diyor ya. Merhabalar. Merhaba. Ben şu sandalyede oturuyordum. Yok, orada ben oturuyordum, sen orada oturuyordun. Nasıl ya? Ben oturuyordum orada. Burada ben oturuyordum Fatih, sen şurada oturuyordun işte. Aa, ben nerede oturduğumu bilmiyor muyum ya? Ya Fatih, burada oturuyordun. Ben burada oturuyordum. Biz size kulak misafiri olduk. Dedik ki ev sahibinin haberi olmadan misafirlik mi olur? Hı. Çıktık, yanınıza geldik. Arkadaşınız sizi evlilikten caydırmaya çalıştı. Evet. Biz de destek olalım dedik. Neye destek olacaksınız? Evlenmemenize. Bak bir başladı mı bırakamıyorsun ha. Sonra çocuk oluyor, ellerinizden öpmez. Nasıl? Öpmüyor. Saygısız oldu, yetiştiremedik biz onu. Çok da gençsiniz, hiç bulaşmayın. Biz çocuk düşünmüyoruz zaten. Çocuk düşünerek olmuyor ki zaten. Şimdi sana burada bunu mu anlatalım? İstemiyoruz diyeyim abi o çocuk zaman. Çocuk istemiyorsan niye evleniyorsun? Hiç evlenme. Siz niye evlendiniz? Hakikaten ya, biz niye evlendik? Sen istedin. Ben mi istedim? Babamla dedem istedi. Ayrılalım istersen. Yok canım, şimdi mahkemesiydi, çocuğun velayetiydi, bilmem neydi. Uğraşılmaz. Aynen aynen. Hem zaten ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum ya. Görüyorsun değil mi? Ayrılamıyoruz. Böyle işte. Evlilik güzel ya. Güzel ya. Böyle en azından yaşlanınca sana bakacak biri, bir yoldaş falan. Evet. Geçen gün bu bir hastalandı. 3 gün salya sümük evde. Grip olmuş. Ben baktım. Ama abartıyor. Ay, evli olmasaydım ölecek miydim? Yok. Giderdim hastaneye, baktırırdım kendime. Nedir? Ama benim gibi kimse bakamaz ha. Orası da öyle şimdi. Sizin kafalar biraz karışmış sanırım. Ya. Evlilik böyle bir şey. Hadi bize müsaade. Daha kozmetik dükkanının önünde 3 saat bekleyip sinir krizi geçirdikten sonra barışmak için akşam romantik bir yemek yiyeceğiz. Akşam yemeğe mi gideceğiz? Evet, seni romantik bir yemeğe gideceğim. Aşkım ya. Ne sinir krizi bu? 3 saat beklettin beni orada. Ama ben seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya insanların önünde ne biçim konuşuyorsun öyle? Sen adamın yanında niye bana öyle şey yapıyorsun? Aşkım! Ben de seni seviyorum. Aşkım, çok bekleşmedim değil mi?
Yok yok, çok bekletmedin. Oturur musun, oturmazsın. Bir şey içer misin, içmezsin. Yer misin, yemezsin. Gamze, benim sana bir şey demem gerekiyor. Metin, ne oluyor, iyi misin ya? Benimle değil misin? Evet! Oh be! Ay! Bu ne hayatım ya? Bu biraz hızlı olmadı mı? Oldu olacak mesaj evlenme teklif etseydin. Vallahi o da aklıma geldi ama yüzük gerekiyordu. Ay olsun ya, neyse tamam, otur otur, şimdi bunları takılmayalım. Ne zaman istemeye gelirsiniz? Hayır, şimdi ona göre hazırlık yapmamız lazım. Şimdi şey yapalım, hazırlık yapacağız ya. Kalabalık olur musunuz? Neden çünkü kalabalık olur musunuz diye soruyorum. Çünkü bizim ev stüdyo daire. Nasıl ya? Tamam neyse, şimdi bunları takılmayalım. O zaman şey yaparız, geldiğinizde nişan tarihini de konuşuruz. Siz de nişanda takı tak oluyor mu? Çünkü bizde takılmıyor. O zaman şey yaparız, siz nişan takı takarsınız, biz de düğünde takı takarız. Aa, düğün demişken. Düğün mü? Hayatım, sadece nikah olmaz. Sonuçta ben babamın tek kızıyım. Bir tane oğlu var, o da tek oğlu mesela. Olsun ya, şey yaparız. Hayatım ya, neyse ya, bunları konuşup canımızı sıkmayalım değil mi şimdi? Evet evet, niye sıkıyoruz ki? Hayır, daha çok var çünkü. Evet, daha çok var. Şimdi hayatım, neredeydi? Yöresel düğün gelenekleri kitabının, bakayım 160. sayfasına göre, neredeydi bu beyaz eşya listesi ya? Bir şey soracağım hayatım, babanlar nereliydi? Antalya Lara. Antalya Lara'da, he. Demek ki beyaz eşyayı erkek tarafı alıyor. Biz de zaten yatak odasını kız tarafı alıyoruz. Zaten bunu söylemeye gerek yok. Her tarafta kız, kız tarafı almıyor mu? Neyse, şöyle yaparız. Şimdi şey yapalım. Ne diyecektim ya? Dur. Tamam ya, hayatım. Zaten bir yastıkta kocacağımız için böyle masraflara hiç gerek yok. Allah'ım, sen bir de ev kredisine girdin mi? Çok mutluyum ya! Çok mutluyuz ya. Aynen. Aa hayatım, bir de düğünden sonra balayı var. Sen şimdi Antalya Lara'nın olduğun için oralar sana tatil köyü gibi de gelmez. Ben düşünüyorum ki yurt dışına çıkalım. Yurt dışına İtalya mı gidelim, Almanya mı gidelim, onu bilemedim ama. Ama eğer Almanya'ya gidersek soğuk olur. Çok güzel hareket miydi bu? Gamze, bir cevap hakkım doğdu diye düşünüyorum. Hiç ben Gamze'yi yıllardır tanıyorum, bu kadar uzun hiç konuşmadım. Bunu kim, sen mi yazmıştın? Ben de Atakan yazdım. Ha iyi bari. Metin yazmış olsaydı buradan, bir de nikah öncesi adliye var, oraya gidiyorsun. Ön boşanma. Daha net, güzel evlenmek için yapılıyor. O şey değil, öbürü gibi değil, güzel bir şey. Sonu. Yoksa çok güzel gitti skeç. Bence çok iyi skeçti. Hele sizin çift, bence yılın çifti seçiyorum sizi. Çünkü evlilik bence tam onların yaşadığı şeydir. Tam gıcık aldığında, ya iyi ki evlenmişim, tam iyi ki evlenmişim derken nereden düştüm bu belaya arasında. Güzel güzel dans edersin yani. Bazen böyle uyanırsın, aa yanda uyuyor, ne güzel, tamam, sağlığı yerinde falan. Ya da bundan nasıl kurtulabilirim? Arasında harikulade bir danstır yani. Evlilik kesinlikle yapılması gereken bir pişmanlıktır da diyen var. O yüzden skeç yazarlarının da kafası karışık. Çünkü onlar da evli. Atakan'la Cihan yazmış, onlar da evli. Onların da kafası karışık. Biz de şeyi duyduk da yazdık hocam. Birisi şey yazmış bize. Boşanmanın gerçek sebebinin evlilik olduğunu düşünüyorum yazmış. Doğru. Çok mantıklı. Yoksa nasıl olacak yani? Gene içinde bir gram düşünce yok bu sözün. Ama bir söz. Yani bu konuyla ilgili söylenmiş bir söz. Ama şey, Fatih ile ikinizin durumu çok güzel. Evlenin. Şimdi bana da sor. Ben ikinci evliliğimi jübileyle bitirmiş bir insanım. Bana da sorsanız, benim de aşağı yukarı cevabım öyle bir şey olur. Sakın evlenmeyin. Yani çünkü galiba hepimizin derdi biraz çocuk sahibi olmak. O bizim insanın ömründe bir başka bir şeye geçme, tam anlamıyla aslında büyüme, yaşlanma, bildiğimiz tüm kavramların bir araya geldiği bir şey ve bir gün hepimiz öldüğümüzde bütün cevapları alacağız ama şu konunun cevabı yok. Bir tek şey, bence buradaki hanımefendiler de buna itiraz etmişlerdir. Başta Gamze hanımefendi olmak üzere. Finalde Ayşegül'ün oynadığı karakter kadınlarla ilgili yanlış bir şey veriyor. Belki skecin başında olsa olabilir. Çünkü yapıyorsunuz böyle şeyler. Siz de şey yapmayın kendiniz fazla. Ama sonunu böyle bitirince biraz şey oldu. Belki de bizim bu çiftin getirdiği şeyle ilgili bitebilirdi. Sonra kız gelir. Hiç gelmeye de bilmez. Başka bir skeç belki çıkar hocam. Olabilir. O çift, o çifti takip edelim. Çok tatlıymış. Nefisli oynadınız. Çok güzel hareketler devam ediyor. Serin serin.
Begüm'cüğüm hoş geldin. Seni sunuşta pek göremeyiz. Ne şeref. Evet hocam. Çok istek olmuş. İnternetten niye çıkmıyorsun diye. Buse diye biri kaybolmuş. Orada bir duyurur musun? Tabii. Buse! Buse! Buyur Begüm'cüğüm. Şimdi biz bir haber okuduk. Bu haberde Filipinlerin bir kasabasında dedikodu yapmak yasaklanmış. Çok ciddi kavgalara sebep olduğu için. Bu tabii evet, bu haberi ben de okudum. Var mı aramızda okuyan? Bir altımız mı aynı siteden haber okuyoruz? Okay. Evet, gerçek bir şey. Filipinlere dedikodu yasaklanmış. Evet, ve yaparken yakalanan olursa para cezası veriyorlarmış. Nasıl bir sonuç verdi bu uygulama bilmiyoruz ama bizde olsaydı nasıl olurdu'dan yola çıkarak bir skeç hazırladık. Hilmi, Yasin... Bizde dedikodu yasaklansaydı. Hayat geçmez. Güzel fikirmiş. Hilmi, Yasin ve Cemile yazdı. Gıybet ettim, sen etme geliyor. İyi seyirler. Anlatmayayım, anlatmayayım diyorsun da oğlum. Bir dedikodu var, anlatmazsam çatlarım. Yas, günah senin boynuna. Şöyle oldu hacı. Oğlum, dedikoduyu sen yapıyorsun. Günah niye benim boynuma oluyor? Tamam, senin boynu. Fatih, günah senin boynuna. Adam gelmiş köyde. Geliyor. Bu dedikodunun günahı niye senin boynun olmuyor? Benim boynum olmuyor. Benim de boyun yok. Buna mı takıldınız ya? Tamam, Engin'in boynu olsun ya. Adam gelsin, köyün meydanındaki ağaca çık, orada aç. Bunlar geçenlere söyle, tam öyle yapacakken... Ondan kim sonra... bunlar ya Allah aşkına, kim bunlar? Oğlum, bunlar kim biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Büyük Ahmet'in ortanca oğlu Küçük Mehmet var ya. Oğlum, adam ortancaysa niye küçük diyorlar? Küçük ama etkili bir ortanca belki. Ne yapayım oğlum? Allah Allah ya. Aa, buna benziyor. Ebat olarak bu. He. Vallahi bu. O geliyor, çıkmış. Dikkat, dikkat, kat. Sevgili Şiveli köyü sakinleri. Bugünden itibaren kaymakamlığımızın sosyal hayatı dengeleme merkezi talimatı üzerine köyümüzde dedikodu yasaklanmıştır. Dedikodu yapan yaptıran teşebbüs eden kişiler derhal gözaltına alınacaktır. Şu ekoyu azaltın biraz, yaz. Yeter, ter. Ne olmuş ona? Bir şey olmamış ya. Ya Cihan, söylesene ya. Merak ettik, anlatsana. O kadardı ya, unuttum. Bu kadardı. Anlatacağım bu kadar. Bak. Anası duydu ya, hemen korktu ya. Bu var ya, tek ayak üstünde 40 tane yalan söyler. Bu var ya, buna çok güvenme ya. Bu çok fena ha. Buna dikkat et. Ha, bir şey diyeyim bu. Bu yasak, bu... Adamı götürdüler ya lan. Var ya, bunun asıl karısını alacaklardı, karısını. Bunun karısı bütün köye dedikoduyu salıyor. Evet, zaten bunun yemeğine zehir katıyormuş. He, geçen sene de zaten bunlar boşanmanın eşinden dönmesinler mi? Aa, öyle mi? Ya, değildi ya. Kardeşim, az önce anons yapıldı şurada ya. Ben kabak gibi aranızda oturuyorum. Ne yapıyorsunuz ya? Uzun, gel buraya. Gel, tut şunları, tut. Abi şimdi. Bir dakika, ben dedikodu yapmadım ki. Direktman iftira attım. Doğru lan. Onunla ilgili bir düzenleme daha yapılmadı değil mi? Dedikodusu var abi. Ha, pardon kardeş, bir yanlışlık olmuş, kusura bakma. Ya, ya önemli değil. Dengeleme merkezinin ne yaptığı belli değil. Çalışanlarının da yarısı rüşvet yiyormuş. Aha, al şunu. Al bunları. Ay, al. Dilim kopaydı ya. Ama aldığım bilgiyi verdim. O da sayılıyor mu? Dedikodu mu o da? He. Ben direkt dedikodu yaptım. Devam edin, buyurun. Devam ederiz canım ya. Ne yaptın? Ya oğlum, benimle git eğlenme ya. Git başkasınla eğlen ya. Lan ne eğlencesi ya? Ne dedim ben şimdi ya? Oğlum, çoluğum çocuğum var lan. Anlatma bana bir şey. Alırlar beni de. Ya bu mu yani? Çözüm bu mu yani? Konuşmama. Ben bari hanımı arayayım da uyarayım. Ya yapmaz ama. Bir konuşalım yani. Alo. Necmiye. Haberi duydunuz mu anonsu? He, iyi. Salihan'la Ayşe'yi uyarın, tamam mı? Halime'yi salın. O sizi yavaşlatır, onu teslim edin. Hiç uğraşmayın, evet.
Ya sorma ya, kahvede de aldılar ya. He, yanımdan Fatih gitti, Metin'i aldılar, Hilmi'yi aldılar. Aşk olsun hanım, ben öyle bir insan mıyım ya? Ben yapar mıyım? Deme öyle, deme. Öyle deme kız. Kız zor durumdayım bak. Alo? Alo? Allah canını almasın, tutamadı çenesini, evden aldılar ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? He. Bak, bunun babası zaten... Şişt, bak. Sus, Allah'ın ise Allah'ına din verdim. Sus. Ben dedikodu değil ya, bir şey söyleyeceğim ya. Bana söyle. Allah aşkına dinle ya. Oğlum ben insan değil miyim ya? Bak şimdi, he, bunun babasının iki tane eşeği var. Ya tamam, oğlum eşek hikayesi anlatıyor bana ya. Niye eşek ne? Ya gözün seveyim, gel ya. He. Gel bak, ben sana anlatayım. Bana anlatma, bana anlatma ya! Vallahi bu saçma iyi oldu. Ya ya, öyle çok iyi oldu. Vallahi huzur geldi köye. Ben zaten dedikodu sevmem. Nah sevmesin. Sanki sen yaymadın bütün köye Hacca'nın kocasını aldattığını. Domuşuk surat. Bunlar da gözleriyle beni yiyecek. En öndeyim diye ne bu bakışlar ya? Hasetlerinden çatlayacaklar. Vallahi huzur geldi köye. Huzur geldi diyenler huzur kaçırmasa bari. Ayşe'yi de yap değil mi? He kız, hiç sevmiyorum onu. Bu var ya, annesinin kılına girip emekli maaşını çekiyormuş. He kız, ben de duydum. Gerçekten öyle miymiş? Vallahi öyle duydum ama günah kendi boynuna. Karabacak, gel buraya. Gel, 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 gel. Al şunu, al şunu. Hangisini abi? Ortadaki. Ya, ben ne yaptım ki? Nasıl ne yaptın? Telepati yöntemiyle dedikoduyu buldun ablam. Sizin içiniz ne çirkefmiş be. Tut şunları. Ya, bir sıra bana gelmişti. Ne olur, söyle. Hadi, 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 hadi. Ya ama hep senin de beni görüyor. Sadece ben yapmıyorum ki dedikodu. Kim yapıyor başka? Gel kız Zülfiye, gel. Sizin üst komşu ne yapıyor, iyi mi? İyi değil ya, iyi olur mu? Perişan oldular. Kızı zaten kocaya kaçmış. Koca zaten kumara başlamış, has ve gasa gitmiş. Tamam, al bunları. İkisini de al götür, hadi. Şey, siz onun işlemini yaparken ben suyumu doldursam hemen. Yok ablam, bak biz yaka paça alıyoruz, karakolda yapılıyor işlemler. Hadi. Ana, kız Zülfiye, seni de yaktım. Hakkını helal et. Helal olsun, ne diyeyim? Sen zaten hep öyleydin. Sen zaten geçmişten beri böyleydin. Kulak oldu mu? Vallahi huzur geldi köye. Ana! Ne oldu kız? Niye götürdüler onları? He. Olan olduğu gibi anlatabiliyor muyuz? Vallahi ben olsam kelimelerimi seçerek kullanırdım. Yani başın belaya girmek istemiyorsa biraz daha dikkatli ol. O zaman ben hiç riske girmeyeceğim. Vallahi ben bilmiyorum neden aldıklarını. He. Yolda da gelirken gördüm, herkes götürüyor orada. Aha. Gel oğlum. Uzun gel. Ben bir şey demedim gel, gel, ki. Gel. Aldım. Nasıl bir şey demedin ya? Bilip bilmeden konuşuyorsun ablam. Yapma, biz daha köyün hepsini almadık. %20'si duruyor. Ya o lafın gelişini de bu erik gibi çocukmuş ha, kütür kütür. Götürsün beni, hadi. Hadi götür. Abi dedikodu olmasın. Götür götür, hadi. Al şunu. Allah'ım yarabbim, yemin ediyorum huzur geldi köye. Allah Allah. Vallahi köyde insan kalmadı abi ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Sorma ya. Ya sizin iş de zor, öyle değil mi ya? Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ulan öğlene kadar uyumuşum ya. Bizim Fatih'i almışlar lan. Sen anonsu duymadın mı? Ya boş ver anonsu ya. Adama iyi oldu biliyor musun? Ben buna geçen sene 3.000 lira borç verdim. Hala verecek. Ulan bunun babası da böyleydi biliyor musun ya? Bunun babası sizin iki tane eşek kaybolmadı mı? Onları kaybı ne oluyor lan? Abi buyurdun yani, ben elimden geleni yaptım. Öyle değil mi? İki dakika rahat dur. Gözünü seveyim. Şurada çayımı içeceğim. Yok yok abi ya. Sizin iş de çok zor valla. Bak bizim bir tane tanıdık vardı. Lan Allah'ın adını verdim, sus. İki dakika sus ya. Abi tamam, sıkıntı yok. Ben farkındayım her şeyin ya. Namık abi vardı, polis. Bunun bir oğlu var, tamam mı? Memur olsun diye uğraşıyorlar. Sınava giriyor, kazanamıyor, giriyor, kazanamıyor. Ondan sonra bunlar torpille, morpille hiç uğraşmadan, hiç ona girmeden çocuğu sınava soktular ama kafasız olduğu için yine kazanamadı mal. Ben sana ağzını tut dedim değil mi? Uzun gel. Al bunu da. Al 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 al, hadi. Ama bir dakika, bir dakika. Abi ben gerçeği söyledim. Gerçekten kazanamadı yani. Bu dedikodu değil ki, bilinen bir şey. Abi gerçek diyor, almasak mı? Öldüm ben ya. Ya kardeşim almasa, ben sanki hiçbir şey yapmıyorum. Ben burada oturmuş sadece çay içiyorum. Ben hiç çalışmıyorum değil mi? Zaten o sabah çıkarken amirin bana attığı fırçayı hatırlıyorsun. Yok neymiş, sen dışarı çıkıyorsun operasyon diye. Neler yaptığını kim bilmiyor. Asıl o neler yapıyor. Betris Hatice'nin yanına gittiğini bilmiyor. Al beni. Ben alamam abi seni. Nasıl? Ben alırım o zaman kendimi. Yürü lan! Beyefendi bir saniye, yürü! Al
Abi yapma abi. Ulan biz nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? 10 dakikada adam delirdi ya. Oğlum sen içeri adam aldın mı? Yok. Ben dedim getirin yüzüne de söylerim dedim. Getirdiler yüzüne de söyledim. Ben dedikoducu değilim ki. Kalp kırıcıyım. Hadi eyvallah. Vallahi iyi taktik bulmuş ya. Olur da başıma... Yasin! He. Yasin! Oğlum. Oğlum herkes birbiri topluyorlar. Ne oluyor ya? Oğlum sormayın ya. Bu kaymakamlık falan şaşırmış ya. Böyle yasak mı olur abi? Yakma lan kendini. Yok oğlum rahat olun ya. Az önce görevli dedikodudan alındı. Düşünün ya. Görevliyi götürdüler mi? Götürdüler. O zaman ben başlayayım böyle yasağa ya. Allah. Benim hanımı çocuğu sofradan alıp götürdüler. O nasıl oldu lan? Ya bizim oğlanı görevli yapmışlar. O da anamdır, kardeşimdir demeden sofradan aldı bunları götürdü. Allah'tan ben uyku sersemiydim de konuşmadım hiç. Şahsalar ya benim hanımı da herhalde benim oğlan yaptı. O da görevliydi herhalde. Yok lan senin kız görevliydi. Allah. He? Hayır be canım. Senin kız teyi olmuş o. Ev sahibesinin kızıymış. Ayırma. Evet ilk başta ev sahibesine teklif geliyor. Ama ev sahibesi bu teklifi kabul etmiyor ki. Daha sonrasında kocası gelip herkeslere ispiyonluyor onu. Nereli lan bunlar? Bunlar gelin bizim alt katta oturuyorlar. Ya. Arkadaşlar herkesi merkeze alabilir miyim? Lütfen. Ya dedin ya. Yani ya, son dedi. Bir şey yapmıyorduk ki ama ya. Arkadaşım ben gelmiyorum. Hadi gidelim arkadaşlar. Dikkat, dikkat, kat, kat, kat. Sevgili Şiveli Köyü sakinleri. Cezaevlerinde yer. Köyümüzde insan san kalmadığı için çin. Yasak kalkmıştır tır. Yazıklar olsun sun. Ben böyle köyde yaşamak istemiyorum. Yom. Ben gidiyorum. Yom. Şunu da biraz kız. Az daha kız. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Çal Kemal'cim, çal. Çal, güzel konu. Çok güzel bir konuydu. Gerçekten şeyi de merak ettim. Filipinler'de bu hangi şeyden doğmuş yani? Nasıl uygulanmış? Biriniz Filipinler'e gidip bunu inceleyin. Ama önerme çok açık. Böyle bir kanun bizde çıksa sokakta insan kalmaz. Bizde tabii iftira da çok. Şimdi ona da bir düzenleme, aslında ona bir düzenleme var. O yasak zaten hali hazırda. O musluk akıyor lan. Helal olsun sanat dekor grubunu alkışlıyoruz. Harika bir şey. Ecem'in bir tane repliği vardı ama etkiliydi. Bir daha söyle bakayım repliğini. Hayır be canım. Senin kız teyi olmuş o. Ev sahibesinin kızıymış. Bu hem Trakyalı hem alkollü mü? Ama ikisi de zaten Trakyalı. O yüzden şiveyi tam göbeğinden biliyorlar. Bence çok hoştu. Dikkat etmişsinizdir programımızı başından beri izliyorsanız. Bir skeci denk getiriyor Ozan. Mutlaka Evliya'ya bir tokat atıyor. Gene imansız bir tokat vardı. Değil mi? Buldu elmacık kemikle bıyığı çıkarttı. Hocam yavaştı. Evliya yavaş değil mi? Güzeldi hocam. Bu iyi miydi? Tamam, zili çaldırdınız. Çok güzel fikir, çok güzel skeçti. Aferin çocuklar. Devam. Evli beyleri görebilir miyim? Yine girdiler bu konuya arkadaş ya. Hocam dulları görebilir miyim? Al gör ne var? Yine açtı bu konuyu ya. Hocam vallahi bilerek olmadı. Bu akşam böyle denk geldi hocam. Hep evlilik skeçleri. Peki görelim haydi. Nerede evli beyleri? Evli gibi. Beyleri görelim. Burada. Hı. Merhaba abi. Bir zamanlar evlenmiş oluyor mu? Efendim hocam? Ya tamam. Hayır.
Hoş geldiniz efendim. Şimdi evlilik bazen yani evli erkekleri evlenmeden önce korkutuyor, doğru mu? Sizde böyle bir korku yaşandı mı abi? Öyle olmadı mı? Bir dakika oğlum, aynı skeci bir daha mı seyredeceğiz? Bizim... Demin oynadık ya oğlum bunu. Yok hocam, bu başka. Aynı yerden girdin de, evet. Vazgeçtim soruyu sormaktan. Zaten istediğin cevabı alamayabilirim. Bazen de evli erkekleri değil de onların arkadaşlarını daha çok korkutuyor. Çünkü eskisi gibi bir arada olamıyorlar. Doğru mu abi? Mesela siz evlenmeden önce ki arkadaş, erkek arkadaş grubunuzla hala görüşüyor musunuz? Tabii tabii. Abi. Hocam hiç... Çok yanlış tercih yapmışım. Senin interaktif soruların bir ömür ya. Gırçık diyorum. Ya ama mesela dur zorlayacağım hocam biraz. Zorla zorla. Ya mesela hani böyle erkeklerin oluşturduğu mesela... Sen duymak istediğin cevabı söyle, seyirciye onu söylesin. Nasılsa demin abi de... Abi ki... Abi dümenden yapabiliyorlar. Görüşemiyoruz diye. Böyle bir şey olamaz diye. Yani. Hanım de beni bırakmıyordu. Öyle bir şeyler. Görüşebiliyor musunuz? Vallahi yine görüşüyorum. Sun, skeci sun, skeci sun. Hemen skeci sunayım. Efendim şimdi evlenen arkadaşlarını kurtarmaya çalışan, evlilikten kurtarmaya çalışan, daha doğrusu onun değişiminden rahatsız olan diğer... Tamam, anlatma skeci arkadaş ya. Kurtaran Express geliyor. Altyapıdan Nazlı yazdı. Kocaman bir alkış alabilir miyiz onlar için? İyi eğlenceler, iyi seyirler. Aşkım. Heh. Keki fırına verdim. Bak bu sefer hatırlat lütfen, yanmasın artık ya. Bu sefer arkadaşlarıma böyle special'ımı yesin istiyorum o kekimi. Aşkım tamam, bir sakin olur musun? Tamam, sakin değil miyim sence? Geldiler. Geldiler. Kapıya ben bakayım, tamam mı? Tamam. Ne de olsa evin hanımıyım. Ben de beyim. Oy, ben seni yerim. Ben de seni yerim. Tamam, dur. Ben bakayım. Vay! 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 Vay, 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 vay. Yengeme bak be, yenge! Cenan, yenge demesek mi ya? He. Kardeşimizin karısı bizim neyimiz oluyordu lan? Baldız mıydı? Yok lan, o baldan tatlı olan. O zaman bal. Selam bal. Ne ağzımdan kaçtı lan bir anda, ne yapayım? Allah Allah. Tamam, Tuğba diyebilirsiniz. Adım Tuğba. Tamam yenge. Bundan sonra sana isminle hitap edeceğiz yenge. Tamam, buyurun geçin. Tabii. Durun, ayakkabılarınıza girmeseniz. Bakın orada terlikler var. Heh, onları giyin, ben size bir şeyler hazırlayayım. Tamam, olur olur. Olur abi. Bu ne lan? Oğlum benimkinin kulakları var lan. Bizi bozmasın oğlum bunlar. Yok ya, yeni evliler ya, ondan bir şey olmaz oğlum. Şurada çıkar. Çıkabilir yani. Allah Allah. Oğlum oldu mu bu hiç ya? Oldu oldu. Hoş geldiniz kardeşim. Vay! 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 Vay 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 vay. Baba bu şekilde hareket edemeyiz. Böyle gitmez bu. Lütfen. Kardeşime bak be. Kimsin sen? Sansaroz. Bir daha söyle. Sansaroz. Adam lan adam. İşte bu kardeşim benim be. Sansarım be. Vallahi aslan gibi be. Vay be. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne oldu oğlum? Ya duygulandı çocuklar ya. Biz sen evlenince böyle değişik bir adam olacaksın falan sandık ya. Oğlum halı saha maçlarına gelmezsin sandık ya. Hanım köylü olursun sandık lan. Allah muhafaza kek falan yapıyorsun sandık. Ama öyle bir şey olmadığını biliyoruz kardeşim. Ya Tuğba yengenin böyle Baba ben söyleyemeyeceğim bunu ya. Ben de söyleyemem onu hiç ya. Ponçiye olmuşsun sandık kardeşim. Sen söyleyemiyoruz ya. Sen niye söylüyorsun oğlum ya? Allah Allah. Buna mı takıldınız? Bu kadar bunu mu önemsediniz ya? Aynen kanka da. Yok. Olur mu oğlum öyle şey? Oturun hadi, rahatınıza bakın ya. Adam. Ponçiyim. Efendim Ponçiyim. Yo. Ne var? Şey demedim ben. Yaptığın kek oldu galiba. Bir bakar mısın? Yaptığım diyor. Bu evde hep böyle benim sözüm geçtiği için öyle söylüyor bana. Hep haber veriyor her şeyi. Aşkım kekin oldu, bir gelir misin? Israr da ediyor. O senin kekin mi var lan? Oğlum ne alakası var ya? Oğlum sen bizim olmandan korktuğumuz adam olmuşsun sen.
Ben söyleyemeyeceğim beyler. Ben de söyleyemem lan. Kılımı kolmuşsun kardeşim. Sen niye söylüyorsun? Oğlum söyleyemiyoruz ya biz. Söyleyemiyoruz ya lan. Doğruyu söyle lan. Doğruyu söyle. Sana ev işi de yaptırıyor mu lan? Doğru. Üç kişiyiz, aklını alırız lan onun burada. Üç kişiyiz. Doğru söyle lan. Oğlum, ya, yok abi. Olur mu öyle şey? Kendine gel oğlum ya. Yok değil mi? Yok. Olur mu? Otur lütfen. Tamam ya, bir yanlış anlaşılma ya, falan. Abi nedir yani? Allah Allah. Aşkım sesleniyorum, sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun? Duymamışımdır Turgut. Turgut mu? Ben sana evde hep Turgut demiyor muyum Tuğba? Ballı lokmama ne oldu? Ballı lokmam mı? Öyle mi diyor? Evet. Allah'ım al bu kulakları, Rabbim al bu kulakları, duymamış olayım Allah'ım. Al başım dönüyor lan. Dur oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam iyiyim. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Aşkım çamaşırları da asmamışsın. Ama onlar ıslak ıslak durunca kokuyor biliyorsun. Onları da sana sever kadın. Kadın mı? Ama aşkım, arkadaşlarının önünde bana neden böyle yapıyor şu an? Ne yapmışım ki aşkım? Aşkım ne lan? Aşkım ne oğlum? Böyle mi konuşuyorsunuz? Allah'ım al bu kulakları, Rabbim duymayayım, en yakın arkadaşıma neler oldu? Allah, ben kötü oluyorum. Dur, dur, dur. Ben çok kötüyüm oğlum, ben çok Kim elledi götümü? Yok. Hissettim. Vallahi hissettim. Yakışmıyor. Yenge pardon, kendi aramızda bir mevzuydu. Tamam, ben bu konuyu şimdi kapıyorum. Ama sonra yine açacağım, tamam mı? Tamam aşkım. Nerede onun gamzeşi? Hani getir o gamzeyi bakayım. Oh, ben şimdi yerim, yerim. Oh! Oğlum, bu konuşma, bu ürkeklik, sen... Söyleyemeyeceğim lan. Ben hiç söyleyemem lan. Ürkek bir ev kedisi olmuşsun kardeşim. Artık yeter, yeter. Yeter lan. Söyleme lan. Söyleme. Senin kanlı oldun da lan. Söyleyemiyorsun. Oğuz bir bakar mısın? En azından bakar mısın diyor. Bak demiyor. Bak demiyor. İkleri senin elinde ben diyorsun. Aynen kardeşim. Şimdi bardağın dolu tarafından bir bakabilir miyiz lütfen? Kararı sana bırakıyor kardeşim. Gözlerimin içine bak ve gidemem de. Oğlum bir baksam iyi olacak. Bak mutfakta tek başına ya. Gidemem de. Tamam. Hah. Geliyorum aşkım. Attık adamı, adamı kaybettik. Beyler, Oğuz'u kaybettik. Kurtarmamız lazım. Düşünün baba, düşünün. Düşün baba, düşün, düşün, düşün. Düşünün, düşünün, Oğuz gitti. Düşünün, düşünün, gitti abi. Düşünün, düşünüyor musun? Görmüyor musun? Bravo. Düşünün. Allah aşkına düşünün abi, düşünün, düşünün. Buldun mu? Hayır. Niye bulmuyorsan niye böyle yapıyorsun? Böyle yapmak buldum ben demek. Allah Allah. Geliyorlar lan, geliyorlar. Başka bir şeyden bahsedin. Barcelona'da durur mu? Yapıştırmış cevabı, ya gol olur ise. Oğlum kime karşı tedbir alıyorsun lan? Bu sunum, Allah'ım bu fincanlar. Oğlum lokumu bile süslemiş lan. Evet, Oğuz'un meşhur keki de geldi. Buyurun. Heh. Meşhur keki mi? Heh. Niye? Kekimin tadına bakmak istemez misiniz? Hayır! Ama lütfen, saatlerce uğraştı. Lütfen benim için. Heh. Yiyin lan, birer tane yiyin. Heh. Yalandan da yiyin. Allah'ım. Allah'ım. Güzel de yapmış şerefsiz. Bunun tarifi ne? Çok zor değil. Üç yumurta kırıyorum. Esmer şeker, bak bu çok önemli. Beyaz şeker katiyen yok. Zaten sağlıksız zaten. Biliyorsun. Ama esas sırrım ne biliyor musun? Karbonat. Ne oluyor lan? Oğlum, ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Oğlum ben yavaş yavaş kendimi teslim ediyorum. Allah aşkına içelim. İçin gidelim, için gidelim. Aa, ne yaptınız? Yanacaksınız. Yedi deyip zaten böyle içiyoruz kahveyi. Hiç sıkıntı yok. Ben size bir su getireyim. Aşkım sen de bardakları toplar mısın? Dur! Ben hallederim. Ama siz misafirsiniz. Ben hallederim yenge, bırak. Yok, o hep evde de kendi yapar. Seviyorum. Sazlar Oğuz hayatta iş yapmaz mesela. Tabii, tabii. Ben hallederim. Yabancı mıyız biz yenge seni ya? Seni bu illetten kurtaracağız kardeşim, rahat ol. Tamam, ben de şu çamaşırları halledeyim. Aşkım sen de bana yardım eder misin? Olmaz! Olamaz! Çünkü çamaşırları ben asabilirim. Tabii. Evet. Ama siz misafirsiniz. Ya yenge olur mu? Hiç öyle şey elime mi yapışacak bir çamaşır dediğin nedir ki? Hep o yasar. Seni bu illetten kurtaracağız kardeşim. Oğlum hasta mı? Böyle evi böyle. De bilmiyorlar. Ben bir bakayım, olur mu? Tabii, tabii. Ne oldu lan sana? Ne oldu oğlum? Anladın mı kardeşim şimdi?
Anladım benim gariban kardeşim, anladım be. Bak istersen içine ceviz falan da koyabilirsin. Ne diyorsun oğlum? Ne var ya? Oğlum manyak mısın? Kendine gel lan. Kalk lan ayağa. Kalk kendine gel. Kimsin oğlum lan sen? Aç lan şunu. Kimsin oğlum sen? Sansar Oğuz'um açma, ne gerek? Bir daha söyle. Sansar Oğuz. Bunu işte unutma kardeşim. Unutma bunu ya. Delikanlı ol azıcık. Şimdi anladım senin ne demeye çalıştığını. Şimdi fark ettim. İşte benim bu. De burada sana sürprizim var. Tamam. Oh be. Oh. Abi ne konuşuyorsunuz ya? Oğuz'u kurtar. Baba şaka falan deyin de hadi gidelim lan. Bu ne oğlum? Oğlum ne var lan? Yengeye yardım ettim. İki sudan geçirdim. Bir şey yok ya. Hadi ya. Ha. Ne oluyor ya? Oğlum bu kafandaki ne lan? Ha bu şey oğlum, ben içeride çamaşırları asarken bir terledim. Yenge bağladı. Eşarbımı yan mı bağlamışım? Oğlum manyak mısınız lan? Yenge sizin beyninizi yıkamış lan. Pavlov'un köpeği olmuşsunuz. Oğlum, saçmalama oğlum. Bizde yıkanacak bir beyin mi var? Sana bir cevap verirdim ama daha camları silmen lazım kardeşim. Oğlum manyak mısınız lan? Tutma bizi. Temizlik yapacağız. Camları silelim. Kanka sakin olun lan Allah aşkına. Kardeşim ne olur bak, bak burada ne var? Bak, bak. Ha. Ya otur. Çabuk otur. Hı. Otur. Otur. Aferin. Bak, bak. Bakın buna, bakın buna. Hop. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bak, 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 bak. Hop. Hayır, hayır. Al şimdi şunu. Ver şunu. Al şimdi bunu. Tamam. Neredeyiz biz? Ha? Neredeyiz biz? Kurtulacağız kardeşim. Burası lanetli ev. Buradan kurtulacağız. Bir an önce gideceğiz. Gelsinler gideceğiz. Vallahi gideceğiz. Geliyorlar. Geliyorlar. Başka bir başka şeyden bahsedeyim. Başka. Real Madrid'de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Gol olduğuna inanıyorsun da VAR'a neden inanmıyorsun? Al kardeşim sürpriz. Tahinli sufle. Şunu evde yap. Damağın çatlayacak. Beni anlayacaksın. Vallahi. Evet, Oğuz'un meşhur böreği de geldi. Buyurun. Heh. Oğlum lavuk sürekli bir şeyler yapıyor lan. Yanlış şey yiyorum. Allah'ım ne olur gidelim lan. Ne olur gidelim. Gidelim. Konuşalım. Gitmeyin ya. Yenge. Yenge. Ama ne konuşmuştuk? Yenge yok. Tuğba diyeceksiniz. Cenan, bak hep üstüne dökmüşsün. Oğlum mal mısın lan? Niye üstüne döküyorsun? Bu elini tut, böyle getir. Aa, kızacağım ama artık. Kendi aramızda güzel konuşuyoruz. Kötü konuşmuyoruz. Kadir'cim, sen üstüne mi döktün? Ben hep yaygan üstüme döküyorum. Bunlar hep yeğe düşüyor, biliyor musunuz siz? Can kendi üstüne bak, can kendi üstüne. Can kayızma be salak, can kayızma. Ne Allah'ını seven gidelim. Ne olur, ne olur. Allah'ım adam. Bu ne oğlum ya? Yenge, biz artık müsaade, biz kaçalım. Ama daha yeni geldiniz. Olsun, yeni evli çiftin kısası makbul olur oğlum, zaten. Oğlum ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun ya? Şey diyor, yeni evli çiftin evindeki misafirlik kısası makul olur. Yo, bayağı boşanın diyorum. Gerek yok buna. Vallahi ne gerek diyorsun? Yok. Boşanın ya. Bu nedir ya? Bu nedir yenge? Sen bu adama ne yaptın ya? Ne yapmışım ya? Ya ne demek ne yapmışım? Bu mahallenin en delikanlı adamıydı şimdi. Adam böyle kedi gibi yalanıyor. Şuna bak ya. Kıyamam. Ne alakası var? Sus, yalan söyleme. Yalan söylüyorsun şu an. Sus. Gördün mü yenge? Oğuz sen de mi böyle düşünüyorsun? Ya hayır böyle düşünmüyorum. Yok yok abi sen biz üzülmeyelim diye böyle düşünüyorsun. Ben memnunum oğlum ki halimden. Oğlum senin kendi kek tarifin var lan. Doğru. Var lan. Var, çok da güzel yapıyorum. Beğenmedin mi? Parmaklarını yemedin mi? O yemek yapıyor, ben tatlı yapıyorum. Diz dize çayla beraber içiyoruz ya. O bana ponçim diyor, ben aşkım diyorum ya. Kılıbıklık malıbıklık anlamam oğlum ben. Bildiğim tek şey ona çok aşık oldum. Ya aşkım. Kanka her şeyi anladım da fincanları niye süslediniz lan? Lan onlar düğüne mi gidecek? Ne gerek var lan? Onu ben de bilmiyorum moruk. Sevgilimin kardeşleri geliyor diye özendim. Ne var bunda? Çok güzel çift lan. Ya bizim için ya. Allah ben sevgilimi özledim ha. Ya harbi ya. Ya ben de sıcak çikolatamı özledim ha. Sıcak çikolatam ne lan? O yengeniz oğlum. Ben ona öyle sesleniyorum. O sana ne diyor? Ayı beyim diyor. Ayı bey ne lan? Oğlum resmi bir dil var. Belediyede çalışıyor ya kanka, o yüzden resmi oluyor. Ha. Oğlum alalım kızları sinemaya gidelim. Hadi, hadi, hadi lan. Gidelim. Vallahi sinemaya gidelim. Kanka. Hadi. Kardeşim Tuğba. Aa, Tuğba dedim bir de. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize müsaade. Oğlum biz de gelseydik ya. Hiç gerek yok. Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz kardeşim. Hadi ya. Biz gidiyoruz. Tamam, bunu saymayız ama bir daha gelin. Hayatta gelmeyiz. Bura lanetli. Vallahi gelmeyiz. Görüşürüz. Aa, ayakkabılarını unuttu. Ayı olayı. Ayakkabınızı alın bari. Ayakkabınızı. Cenan.
Arkadaşlar, ayakkabıları unuttuk! Evet, notu alalım. Güzel hareket diyen var mı? Canımsınız ya. Notu düşürenler o kadar tatlı ki. Yanlış anlamazsanız diye bir alkış var. Tatlısınız. Biraz uzundu. Bu altyapının skeçlerinde bilmiyorum ne oluyor. Dalıp gidiyorsunuz. Kaç dakikadır oynuyorsunuz bilmiyorum ama çok uzundu. Bir kere kadroda artık yavaş yavaş rol almaya başlayan Tuğba için bir alkış istiyorum. Ekibin en çaylağı şu anda. Ama yavaş yavaş kadroya giriyor. Güçlü bir duruşu var sahnede. Her gün daha iyi olacak. Değil mi Tuba? Evet hocam. Soyadın neydi canım sen? Yılmaz. Ya öyle mi? Şu soyadın güzelliğine bak ya. Zaten böyle güzel. Hayatta en sevdiğim isimlerden biri doğrusu. Çok da sık duyuyorum. Evet. Tamam, daha kısa özlü skeçlerde buluşmak üzere. Çok güzel hareketler devam ediyor. Sema ben. Çocukluğumuzda hatırlarsınız Geleceğe Dönüş diye bir film vardı. Bayağı müthiş bir filmdi. Yani en azından benim çocukluğumda vardı. Daha genç olanlar hatırlıyor mu bilmiyorum. Biz de hayatımızdaki seçimlerle ilgili, seçimlerin geleceğimizi nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir skeç yazdık. Cihan ve Hilmi yazdı. Gelecekten dönüş geliyor. İyi seyirler. Abi hazır değil mi her şey? Hazır hazır. Sen işaret verdiğinde içeriden 8 garsonla birlikte devasa bir pasta geliyor. Onun üzerine havai fişekler, kooperatifler havalarda uçuşurken pastanın içinden tık ben çıkıyorum. Başlıyorum kıvırtmaya. Deli gibi ama öyle böyle değil. Kimse tutamıyor beni. Sen de o sırada yüzüğü çıkartıyorsun. Nasıl? Abi ne anlatıyorsun? Benim bir tane pasta vardı. Ben de onu diyorum ya. Küçücük bir pasta taktığın şeye bak ya. Abi İlk defa evlenmeye teklif edeceğim. Çok heyecanlıyım. Buyur amca. Bu ne lan? Üstümde başka bozuk yok amca, kusura bakma ya. Dilenci miyim lan ben? Bak bakayım benim halime. Dilenciye benziyor muyum? He? Benzemiyorsun. Böyle bir dilenci olabilir mi? Olamaz. Bak bakayım, dikkatli bak bakayım, ben kimim? Kimsin? Kimim sence? Gözüm bir yerden ısırıyor ama. Evet, evet. Kuzenin misin? Hayır, daha içeriden. Komşun musun? O komşu kızını unut, o olmuyor. Bak daha bak, böyle daha kendinden birisi. Amcam mısın, kimsin? Ben Selim. 20 yıl sonrasından geliyorum, gelecekten geliyorum. Ya yürü git başkasıyla eğlen. Ne bu sosyal deney mi? Şaka mı bu, ne bu? Şaka. Evet, yakaladım bizi. Bak bir kamera orada, bir kamera da orada. Tut beni. Tut beni. Evet, otur yere. Boş yapma bana. Çiğdem'le buluşmayacaksın. Çiğdem'i nereden biliyorsun ya? Çiğdem benim karım oğlum. Senden daha iyi biliyorum onu. Çiğdem evli mi? Evli. Bizimle evli. Senle ben de evli. Ne biçim konuşuyorsun? Onu atma, onu at. Bak onu atma, ona 20 yıl taksit yaptırmışsın. Daha yeni bitti. Evet, 20 yıl taksit. Sen, ben, sen. Ben, sen, sen. Sen, ben, sen. Ben. Salak salak konuşuyorsun. Triplere girme ya. Allah Allah ya. Şş, oğlum bak beni iyi dinle. Büyük bir felaketi engellemiş olacaksın. Dünyayı mı kurtaracağım? He, dünyayı kurtaracaksın. Sana pelerinle özel görüş şeyleri de getireceğim. Kargoya yer. Oğlum, hemen aklına dünyayı kurtarmak geliyor ya. Dünyanı kurtaracaksın. Ya ben sana nasıl güveneceğim peki? Senin zaten oldum olası kendine güvenin olmadı. Bak, ne haldeyim. Amcacığım, hadi içeride satış yapmıyoruz. Hadi dışa... Oha! Oha, böyle bir şey mi var? He, dondurdum onu. Vallahi hiç hareket etmiyor. Evet. Bakayım başka ne var? Gülme, ağla, ağzı kapalı konuşma ne ya? Bak, dene. Yeter, 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 y
çirkin oluyor, yapma. Bak orada sakın basma tuşu var, sakın basma ona. Bir şey olmuyor, sakın bas. Bozuktu, ben sakın basma yazdım. Sen gerçekten bensin. Evet. Soru sorabilir miyim? Benimle alakalı soru sorabilir miyim? Tamam, hadi sor. En sevdiğim yemek. Birinin ısmarlaması. Fark etmiyor oğlum senin için. Ama illa da spesifik bir örnek istersen İskender. Vallahi doğru. Doğru. En sevdiğim sinema filmi. Ortamlarda Spotless Mind, Eternal Sunshine falan diyorsun. Onu tam söyleyemiyoruz hala. Ama normalde Recep İvedik. Vallahi öyle. Ya. Gülüyorum. En sevdiğim şarkıcı kim? 2035. Rahmetli Burulay. Burulay öldü mü? Öldü lan. Öldü oğlum. Ulan Ajda Pekkan cenazede bir ağladı. Bir ağladı. Yani... Oğlum, kadını görmen lazım. Adamı böyle tek eliyle taşıdı böyle. Tek eliyle böyle taşıdı. Acayip bir şeydi ya. O cenazeyi unutamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim saçlarım ne ara bu hale geldi ya? Ekincik plajında, yazın. Gözün açık uyuyakalmışsın. Sarardı. Kalıcı sararık. Oha, gözlerim de sararmış. Evet. Doktorlar çare bulamıyor buna. Peki çenemi yaptırmadık mı? Oğlum gittik ona fiyat almaya. O kadar para çektiler ki dedik ki o paraya biz araba alırız dedik, almadık. Peki o paraya araba aldık mı? O paraya henüz ulaşamadık yani. O para hiç olmadı. Tamam oğlum, benim vaktimi almaya bak. Gelecekten geliyor. Bir saat açtırdım. Aha, öyle şeyler evet. Mi? Tamam. Beni bak deneyin. Beni dinle. Sakın Çiğdem'e evlenme teklif etme ve bana yetişmeye çalışma sakın. Ya ben hayatımda ilk defa bir kızdan hoşlanıyorum. Niye bana bunu yapıyorsun? Bak. Bir konuşalım. Bir dur. Bırak da gelecek. Her yerim tutuldu ya. Çok çalıştım ya. Aşkım. Ya canım. Çok bekletmedin değil mi? Yok tam zamanında geldim. Ne oldu sana? Bir şey yok. Rengin sararmış ama. Anlatacağım ama bana. Şimdi nasıl anlatacağım ki? Şimdi şöyle bir şey oldu. Heh. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben çilek istiyorum. Üstüne muz, üstüne krema, üstüne Belçika çikolatası istiyorum. Ben de onun isteklerinin tam tersinin üstüne krema, üstüne muz, üstüne Belçika çikolatası, üstüne de bisküviden çatı istiyorum. Siz sipariş mi veriyorsunuz yoksa kooperatif mi kuruyorsunuz? Ayrıca verdiğiniz siparişin 11 katı kaçak. Neyse, yanına tatlının yanına çay alır mısınız? Olur. Çayın diğer yanına kurabiye alır mısınız? Olur. Diğer tarafına çikolata alır mısınız? Olur. Altına ne alırsınız? Çay tabağı işte. Olur. Ya. Bir şey söyleyecektim. Kesinlikle düştü. Kaldırın Cihan'ı orada. İyiyim hocam. İyi misin abi? Tamam, kalktın. Bir şey söyleyecektin. Evet, söyleyeceğim ama delirmemi düşünmenden çok korkuyorum. Ay sen ne desen ben inanırım, söyle. Ya ben seni çok seviyorum. Bunu mu söyleyecektin? Ben de seni çok seviyorum. Ya gelme, git. Nereye gideyim be? Sana demiyorum ki. Kime diyorsun? Ya. Kime diyorsun? Fıçık. Fıçık mı? Evet, fıçık. Ya dondurma kızı, aklı gidecek ya. Sen buna mı aşık oldun? Bak şunun tipine bak, bak. Bak. Yapma. Bak. Şunun tipine bak. Ya sen beni niye dondurdun ya? Fıçık! Niye mi sen? Sizi buradan! Gidemem! Kız ben sana demedim mi bununla buluşma diye? Ya gitsene başımdan, seviyorum, anlasana be kadın! Pişman olacaksın diyorum sana ya, bak çok pişman olacaksın! Onu kırıyorum, şunu git şuradan! Gidemem! Pişman olacaksın! Hayır! Demek sen de geldin ha? Geçmişe gelip her şeyi başlamadan bitirecektin değil mi? Sen niye geldin? Sayısal loto numaralarını vermek için mi? İyi fikir lan, bunu bana hatırlat. Lan ya Rabbim ya! Lan oğlum, ben senin için gelmedim. Ben senin için niye geleyim lan? Ben kendi geçmişime geldim. Kendi geçmişimi gelip silecektim. Ama zaman kalırsa senin de geçmişini silip... Nereye gidiyorsun be? Sileceğim. Kendi geçmişimi silecektim. Seni pislik! Uyuz! Köpek! Gıcık! Bak, sevdiğin adam buna dönüşecek, gördün mü? Ya çok tatlı bence. Bak, sevdiğin kadın buna dönüşecek. Oğlum normalde kadının tipi değişir. Bunun boyu kısaldı lan. Yani ben buna dönüşeceksem onun da o olması çok normal. Baksana. Hani beni her halimle sevecektin? Seviyorum hayatım işte, her halimle seviyorum. Çok tatlısın ya. Her zamanki gibi çok tatlısın. Bir de şuna bak, tatlı mısın sen? Senin neren tatlı? Sen tatlı mısın? He? Tipe bak. Cadı.
Ulan hala bunu kullanamıyorsun. Bak hala kaç yıl. Geliyorum, geliyorum. Ya bırak Allah'ını seversen. Ya sen gıcıksın. Gıcık. Gıcık. Bu ne yapıyor biliyor musun? Bu ne yapıyor biliyor musun? Organik yaşam diye seni İstanbul'u terk ettirip köye yerleştiriyor. Oha köye yerleşeceğiz en sevdiğim şey. Hayalim. Ama önce sevecek organik tarımı sonra nefret edecek. Köy kahvesinden bile çıkmak bilmeyeceksin sen. Ne yapayım? Sahura kadar oynuyoruz. Sahura kadar oynuyoruz arkadaşlara. Ne yapayım? Allah Allah ya. E ne yapsın köyde kocam ya? Seni yerim ben. Seni çok Allah'ım güzelsin. Ya her zamanki gibi salam. Evet bak burayı doğru söyledin. Salak abi. Vallahi sen. Ya sen. Tamam, sen ne minen bir adam çıkıyorsun. Bak görürsün. Gel buraya, bu işi bitireceğim. Bu işi bitireceğim. Hayır seni yapamıyorum. Benim de evimim. Hayır. Evet evet hayır. Evet. Hayır. Tak şuna. Hadi. Seni ya, harika bir yere götüreceğim. Götür. Hadi. Gördün mü yaptığını? Beğendin mi yaptığını? Ha? Gelmeseydim ben bitiriyordum. Gelmeseydim ben bitiriyordum. Nereyi bitiriyordum ben? Bitiriyordum tabii. Asıl ben bitiriyordum sen gelmeseydin. Ben bitiriyordum. Hayır ben. Ben. Ya ben. Bak ben bu sesi tanıyorum. Ben bu sesi biliyorum. Cilve mi yapıyorsun lan bana? Ya ben sana ne cilve yapacağım be? Bak bunu ters sürmeyi de öğrendim. Cilve mi yapıyorsun bana? Geçmişte seni görünce şimdi yine bir şey oldum ha. Acayip oldu. Ya o gün de zaten bana diyorsun ki seni harika bir yere götüreceğim. Mahmutların evi. Ne deseydim? Boş ev Mahmut'un eviydi. Mahmut'un evine mi götüreyim seni deseydim? Harika bir yer dedim. Geldin sen de. O zamanlar sen nereye istesen ben gelirdim ki. Vallahi mi diyorsun lan? Hı hı. Gerçekten mi? Evet. Hadi kalk o zaman. Kalk seni Mahmut'ların eve götüreyim de biraz izleyelim bizim. Ya çok şapşiksin ya. Gel gel beni bir tut, beni bir tut bir dakika. Gel hadi gidelim. Yolları da yapmışlar ha. Tamam geliyorum. Bebeğim. Ya onu getir bakayım o aleti ben hiç tecrübe etmemişim. Buna binen var mı ya? Var mı? Bu sanki tutmadı bu alet ya. Değil mi? Siz bindiniz mi? Kuzey gidiyor. Getirseniz oğlum. Hocam o... çok zor bir şey o ya. Zor mu? Cihan yapabiliyor be. Kaç kişi düştü? Cihan yapabiliyorsa ben de yaparım. Ne oldu? He? Ne oldu? Çok mu tehlikeli? Ben 4 kere düştüm hocam. Lan bırak Allah aşkına. Sen bu kadar yapabilirsin. Ne oluyor lan? Kendi kendine gidiyor lan. Bir dakika. Ya bu böyle eşim de yapabilir, yapabilirsin programlarına döndü. Oğlum bu ne lan kendi kendine? Öne doğru gidiyor hocam gel. Ya bu ne ya? Sen ne yapıyorsun devamlı story peşindesin ya? Birinci sırada. Çok güzel hareket diyenler duyalım. Güzel fikirdi. Sunuştan hiçbir şey anlamamıştık ama güzel bir fikirdi. Biraz siz de ikiniz böyle. Hocam, diğerleri gidiyor. Diğerleri sıkıcı. Tamam siz de gidin. Hadi. Çok güzel hareketler devam ediyor. Hadi. Bak önce ben kayacağım sonra sen kayacaksın. Tamam mı? Neden? Çünkü önce benim kaymam gerekiyor sonra senin. Neden? Çünkü sırayla. Tamam mı? Tamam anlaşılmayacak bir şey yok. Önce sen kayacaksın sonra ben kayacağım. 2 milyon kere söyleyince anlıyorum. Hadi kalk. Tamam. Anne bak. Alışverişe eve gitmeden mi gidelim yoksa sonra tekrar çıkıp mı gideriz hayatım? Anne bak. Ah benim oğlum. Ne diyorsun? Neyi ne diyorum? Anne bak kızım. Ah benim kızım. Ne diyorsun yani? Anne bak. Ah benim oğlum. Akşam annenler gelecekmiş ya. Hani yemek yapmam lazım. Ne diyorsun? Ne zaman çıkalım? Nerede? Anne baktın mı? Benim kızım var. Ne diyorsun ha? Ne pişireyim akşam? Anne bak. Benim oğlum var. Hoş çabuk. Ne diyorsun? Ne pişireyim akşam? Ya kaşarlı köfte yap. Annem çok sever. Ha. Nasıl gol atmış bak. Benim kagavaya. Ay. Ay pardon ya. Benim iyice kafam durdu. Aşkım sen şunları 5 dakika bak. Göz kulak ol tamam. Ben telefonla konuşacağım. Yazık yazık. Helak oldu çocuklar. Ben böyle ilgisiz anne görmedim. Tamam hanımefendi kusura bakmayın aşkım senle takılma. Ben sana diyorum sana. Ben mi? He sen. Ay Murat hadi toparlan gidiyoruz.
Hadi benim iyice sinirlerim gelmeden gidiyoruz. Hadi çocuklar. Çocuklar hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ata, Betül. Hakayık mı? Ben ömrümde böyle Türk dili ve edebiyatı görmedim. Ay aç bu çocuk, aç. Anneciğim nereye geçeyim? Şöyle gölge bir yer olsun. Bu çocuk aç, aç. Tamam burası boş. Geç anneciğim. Ay aç bu çocuk, aç. Anne sen niye bir türlü ikna olmuyorsun bu çocuğun doyduğuna? E çünkü sen bu çocuğa mama veriyorsun. Mama ne? Sıvı. Doyar mı hiç çocuk onunla? Doyar. Babaannesi doyar. Uy. Aslında bak ne yapacaksın biliyor musun? Al antrikotu, al kuyruk yağını, vurdur rondaya, ver çocuğa. Ay bu çocuğun kemikleri bir et görsün. Sonra üzerine böyle bir saf zeytinyağı gezdir. Ama bak saf olacak, diğerleri zararlı. Ha bir tek o zararlı değil. Kızım kaç tane büyüttüm ben? Of! Bana bak Ezgi, kaç tane büyüttüm kızım? Başladı gene ya. Ben kaç tane büyüttüm kızım? Üç tane büyüttüm. Tabii, üç tane büyüttüm. Ve sekiz tane büyüttü. Aa maşallah, çok zor olmadı mı o kadar çocuk büyütmek? Ne çocuğu? Sardunya büyüttü. Ben ömrümde böyle zor yetişen bitki görmedim. Titi titi maşallah kaç aylık? 4,5 aylık. Emiyor mu? Yok. Sütün yaramıyor mu? Allah Allah. Hiç benzemiyorsunuz. Ama bebek ya daha belli olmaz. Yok yok anamla sen hiç benzemiyorsunuz. Ben 98'den beri böyle sünger bof görmedim. Teessüf ederim kayınvalidesiyim ben. Evet kayınvalide. Çocuğun üstünü ört o zaman. Üşür o. Üşür, üşür, üşür. Üşümez, üşümez. Üşür. Üşümez yok. Üşür. Üşümez. Üşür o. Sen mi bileceksin ben mi? Teyzeciğim ben çocuk doktoruyum. Çocuk hasta mı? Yok. Tamam işte. Sen hasta olunca işe yararsın. Ben tecrübeliyim. Anlaştık mı Şemsunur? Eymen'in yanındayken... Şuraya gel. Eymen'in yanındayken telefonla konuşmak yasak. Tamam? Mengü Hanım Ecele telefon duran ama hastalandı. Özünü kabul ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek söz konusu olunca o radyasyon kutusu telefonları, tabletleri istemiyoruz. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Mergü Hanım beni çekmeseniz videoyu anam atam izleyir. Ondan sonra değillersen meşhur olmak isteyesin. Aynen akşam banyosunu erken yaptı. Vallahi ben bir şey demirem. Allah'tan sabır dilerim. Allah'tan korkarım. Eymen gel babam. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızım. Aa, çok naziksiniz. Ama lütfen aman kızım demeyin. Çünkü şimdi Eymen'in algıları çok açık. Sizi anneannesi diye kodlamasın. Ya travma olabilir. Evet. Anneciğim sen Elif'in sütünü versene ben onu vereyim ya. Çok pardon, çok pardon. Ne sütü o? Devam sütü. Ha, devam edin siz onunla beslediniz zannetmeye. O nasıl laf ya? Doymaz diyor işte anneciğim. Aç ya bu çocuk. Bir dakika anneciğim, bir dakika. Kardeşim, biz de biliyoruz en iyisi anne sütü de yoksa ne yapacağız? Ha ne vereceğiz? Adana dürüm mü söyleyeyim ben bebeğe? Ne yapacağım? Ha şu durumda en iyisi bu devam sütleri işte. Yani zorla açıklama yaptırıyorsunuz ya. Emmiyor mu? Emmiyor. Hmm, mesela benim kardeşim sütten kesildi, liseye başladı. Yani o kadar uzun süre emzirdiler onu. Çünkü sütümüz çoktur bizim, annemin de öyledir. Çok da akıllı oldu çocuk mesela. Ben asla mama vermiyorum. Acaba sütünüz mü yok? Yok, evet. Oldu mu? Çok gereksiz yükseldiniz şu an. Ama anneciğim doymaz diyor. Bak ben senin kocanı 3 aylıkken yemek sularıyla beslerdim. Böyle şıpırdık şıpırdık akardı her yerine. Aslan oğlum benim. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Bamya suyuna ekmek bandıydım da verdiydim. Çocuğun ağzı yüzü şiştiydi. Niyeyse. Anneciğim işte o alerji. Daha bu süt çocuğu. Ya senin oğlun da süt çocuğu ya. İşkembe çorbası içir. Eğer ağır gelirse bebe bisküvisi ezdir. Neyse. Ya işte bu devam sütlerinde çok yanlış düşünüyorlar. Yani çünkü onlar katkılı. Yani ben çok karşıyım o katkı malzemelerine. Bilinçsizlik bu tamamen. Senin bu yüzündeki botoks mu? Çok gereksiz bir konu geçti oldu şu an. Ben Eltim John'dan beri böyle kötü botoks görmedim. Hanımefendi, yalnız benimki tamamen doğal. Yani ben bunu kendi yağımdan enjektirdim. Evet. Tamam yani zaten çok da doğal besleniyorum ben. Bunda hiçbir sıkıntı yok yani. Ben kebap da yedirsem çocuğa organik kebaplar var yani sonuçta. Böyle saçmalık yok. Ha mesela plastik de kullanmıyorum. Biber hamurunun hepsinin ağzı şey, organik ahşap. Mengü Hanım. Mengü Hanım, Eymen bu ağacı yemek ister. Vereyim. Lafın arasına girme Şemsinur. Ya uşak ağaç yer, ağaç. Mengü Hanım. Bakın Mengü Hanım, Mengü Hanım değil mi? Bengü. Of Şemsinur, görüyorsun değil mi? Bunlar hep senin alt etmen. Mengü Hanım, doktorum ben. Yani bir sürü araştırma geliyor önümüzde. İnternet bilgisi değil. Yani? Yani diyorum ki çocuk doktoruyum ya ben. Hani bırakın da bileyim ben kızıma hangi sütü verdiğimi. Anlıyor musunuz? Anlıyorum. Canım çocuk doktorsunuz ama burada konumuz ne?
bebek. Çocuk değil yani. Öyle bir fark var. Onu da düşünme. Ya ben ne yapalım biliyor musunuz? Bence siz benim sayfamı takip edin. En iyisi öyle yapalım. Benim Instagram'ım alt/bengü/eymeninannesi.kocasının bir tanesi. Oradan takip edin beni. Daha hani bilgili olur sizin için. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Ay maşallah maşallah. Emiya mı bu? Bir sen eksiktin amca, tam oldu. Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Bunun çocuğu kesin mama yiyor. Benim kızım tam 7-5 sene emdi. Sizin kız? Kupra. Bir o ismini kulağına okudunuz mu? Okuduk, okuduk, okuduk. Ha, çok güzel. Benim kızın ismini de ben kulağına okutmuştum. Nasıl okudunuz? Böyle. Kupra, Kupra, Kupra. Al anneciğim, doymuştur. Ya aslında bir şey diyeceğim. Bu arada keçi sütü çok faydalı biliyor musunuz? Keçiler için mi? Hı, biliyorum. Yani muhakkak da ben insanlardan bahsediyorum şu an. Keçi deyip geçmeyin. Bakın İstanbul'un altında keçi yolları, tünelleri var. Ta bu İstanbul'da kapalı çarşının altından adalara kadar gidiyor. Öyle demeyin yapmışlar. Kimle? Dış minnaklar. Dış minnaklar ya. Sonra bu dış minnaklar diğer ülkelere bizim ne kadar iyi teknolojimiz var diye kıldan ince bir iğne yapıp Japonya'ya göndertmişler. Japonlara demişler ki bakın bundan iyisi var mı? Japonlar ne yapsa beğenirsin. O iğneyi almışlar, delip geri göndermişler. Hayır maddesi, şimdi çocuğa gider ışır. Yok yok, gerek yok. Sağ olun. Hadi ışır, gerek yok. Kız ışır, inatçı. Gerek yok. İnatçı. Yok, o emzirmediği için stresli. O yüzden oluyor. Yani aslında antisentetik meyan kökünü kurutsanız sütünüz gelir. Kurutup ne yapacağım ya? Sadece kurutup köşeye koyacaksınız. Ay, vallahi içim dışıma çıktı ya. Of. Hadi kalk gidelim. Aslında bir şey diyeceğim. O gecikmiş de olsa depresyon da olabilir biliyor musun? Bir saniye dur. Şöyle bir gel. Bir bakar mısın? Heh. Gecikmiş de olsa depresyonu, hashtag yalnız değilsin. Ya siz kimden izin aldınız? Niye çekiyorsunuz beni? Ne var canım? Siler misiniz şunu? Abi, bir saniye yalnız. Bu sonuçta benim özgür alanım. Hayır, lütfen siler misiniz şunu? Ya Allah Allah, silemem. Kusura bakma. Ay, ver şu telefonu. Bir saniye. Aa, siz benim şu an takipçilerime saygısızlık yapıyorsunuz. Farkında mısınız? Seni takip edenler de dış minnaklar. Şöyle giydir çocuğa. İstemiyorum, üşümüyor diyorum teyzeciğim. Niye anlamıyorsun? Ay, üşümüyor. Allah Allah. Devam suyu söyleyeyim yani. Sana da olmuyor. Ay tamam yeter. Üşümüyor çocuk, üşümüyor. Nereden biliyorum? Annesiyim çünkü, tamam. Ben karışıyor muyum sizin bebeğinize nasıl büyüttüğünüze? He? Bizim kız erken büyüdü, o yüzden karışamaz. Sizin kız? Kupra. Allah aşkına tamam, delirtmeyin insanı. Teyzeciğim üşümüyor. Bak giydirdi iki göz arasında. Allah'ım yarabbim. Hanımefendi siz de bilip bilmeden akıl vermeyin öyle. Yok koruyucuymuş bilmem neymiş. Benim yavrum bir tane koruyucu kullanıyor, o da ben. Annesi, tamam mı? Yok keçi sütüymüş bilmem ne. Oğluğa benziyor mu benim yavrum? Sanki biraz benziyor. Ama ayıp ya Ali Havle Bey. Tabii ne vallahi geldiğime geleceğime pişman oldum için ya. İyilik yaramıyor. İçin insanlarsınız vallahi. Gene başardılar. Bizi birbirimize düşürdüler. Çalıştılar, çabaladılar. Kim bunlar? 3, 2, 1. Oy, oy, oy. Annesinin kuzusu. Bir öpeyim bakayım. Oh! Ne çiziyorsun sen? Ailemizi. Bak bu sen, bu da babam. Ortadaki de evimiz mi? Yo, o benim. Babasının tosunu, tosunu o ya. Ya baba, bir saniye ya. Konsantrasyon bozuluyor. Of benim aşkım. Ay anaya babaya nasıl çemkiriyor görüyor musun Faruk? Vallahi öyle ilacım ya. Kim derdi ki büyüyecek de tombik döner olacak diye benim oğlum. Heh, geldiler. Fela. Aç bakalım hadi kapıyı. Hadi. Hadi bakalım. Ya son şey. Hoş geldiniz. Adam, adam. Büyümüş de kapı açarmış. Ben bunun yaşındayken ağzımı açamazdım. Deniz yatağı. Hoş geldin Murat'cığım. Hoş geldin Canan'cığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay! 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 Adı ne lan kızım? Biri söylesin. Pelin. Pelinsum, hoş geldin. Maşallah, maşallah. Ne kadar büyümüş ya. Geç, geç arkadaşım. Koş. Aa, 9 yaşına geldi. Faruk amcası abla oldu. Maşallah, Ahmetcan da bayağı büyümüş. İyi, ne var ne yok Farukcuğum?
Vallahi ne olsun Muratçığım, çocuk yetiştirme telaşı. Sende ne var ne yok? Bizde de aynı şey, çocuk yetiştirme telaşesi. Telaşesi sizde Çağla. Evet. Maşallah ama kocaman olmuş ya. Evet. Büyüyünce ne olacaksın bakayım Pelin Su? Yani Faruk amca ben... Vallahi biz Pelin Su'nun ne olacağına hiç karışmıyoruz. Ama yani kendi ne dilerse şey... onu olacak. Tabii. Ya adam aynı şeyi söyledi, beni dinlesene. Vallahi biz de aynısını Ahmet Can için yapıyoruz. Tabii. Canım çocuk bunlar, yarış atı değil ki büzesi. Tabii, haklı. Yani bizim mesleğimize anamız babamız karıştı da ne oldu? Götümüz başımız ayrı oynuyor. Maalesef, maalesef. Ahmet Can'cığım, sen ne olacaksın biraz daha büyürsen? Ben resimci olacağım. Vallahi kendisi ne isterse onu olacak. Biz tabii. Bu şeylere müdahale etmekten pek hoşlanmıyoruz değil mi? Ama aynen. Ben resimci olacağım. Bak lafa daldık, ikramı unuttum. Görüyor musun? Açık içiyordun değil mi Murat? Bak Pelinso, sana dün yaptığım resmi göstereyim. Nasıl olmuş? Aa, çok güzel olmuş ya. Sen kesin resimci ol. Bu resmi babanlara da göstersene. Doğru. Anne, baba, resim yaptım. Nasıl olmuş? Bomboş. Ama olsun oğlum, hobi olarak yap yavrum. Hobi olarak, unutma. Vallahi hobi olarak şahane. Bir baksanıza şuna ya. Vallahi harika, harika. Aman, aman. Yeni bir ressam bok mu yetişiyor yoksa? Saçlara bak. Şuraya da bir göbek konduralım. Yalnız bu resmi yapabilecek kadar zeki bir çocuk, resmi yapmakla vakit kaybetmemeli diye. Aa, tabii tabii. Ben oğlumu istediği koleje yazdıracağım. Tabii. İstediği ODTÜ'nün istediği bilgisayar mühendisliğinde okuyacak. Tabii. Ama ben bilgisayar mühendisliği okumak istemiyorum ki. Ondan sonra da efendime söyleyeyim artık yüksek lisans mı yapmak ister? Yahut baba ben bunu istemiyorum deyip yüksek lisans mı yapmak ister? Kendi bileceği iş. Ben karışmam. Çok doğru. Tabii. Vallahi çok haklısın Farukcuğum. Çünkü modern anne babalık bunu gerektirir değil mi? Biz de Pelin Su için aynısını düşünüyoruz. İstediği artık herhangi bir Hacettepe Tıp Fakültesi'nde olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Yetenek ve isteklerine göre kendi kararı beyin cerrahisi. Tabii. Ya ben beyin cerrahının ne olduğunu bile bilmiyorum. Boş ver Pelin Su. Galiba bizimkilerin birazcık kafası karışmış olabilir. Bence de balerin olacağım çünkü ben. Anne! Ben balerin olacaktım ya. Tabii tabii hobi olarak. Benim kızım çok yetenekli. Aynı zamanda jimnastik yapıyor. Aa, evet. Su, şurada bir şipagat aç da görsünler. Ay, ah! Ah! Evet. Bu kız bale sanatçısı olur Muratcığım. Farukcuğum Allah korusun. Allah aman korusun, diyeyim, aman, aman diyeyim, aman. Aman, aman, aman. Ama ben bale sanatçısı olmak istiyorum. Yok ama kızım sınavda şıpakat açtırmıyorlar. Evet sınavda şıpakat açtırmıyorlar ama İngilizce soruyorlar. Aa. Konuş bakayım İngilizce kızım. Ben sevmiyorum. Konuş kız. What are you fucking, fuck are you fucking talking about that? Fine, thanks Andrew. Thank you bitches. Senin de akıcı ama. Senin de akıcı. Ahmetcan. Haydi oğlum, sen de amcanlara tipini göster. Hay. Ya baba, ben utanıyorum. Kaç yaşına geldim ya? Aa, Ahmetcan, kızacağım ama. Göster şu tipini. Hı. Bak. Boş ver oğlum. Boş ver, çok da şey yapma. Aman Farukcuğum, her yerde göstermeyin, nazar değer. Aynen öyle, aman nazar. Ama matematiği çok iyidir oğlumun. Hı. Matematiği harikadır. Oğlum söyle bakalım, 98 çarpı 14. 5000 kere 200 kere. Vav. O da bir şey mi canım? Benim kızımın edebiyatı müthiş. Pelin Sucuğum söyle bakayım, divan edebiyatının ilk şairi kimdir? Serdar Ortaçgil. Şimdi ya şu dizeyi tamamla. Bu aşk burada biter. Ve ben şeker biberim. Gördünüz mü? Son derece Orhan Pamuk bir kız. İşte zeka budur Farukcuğum. Zeka o değildir Canancığım. Zeka fiziktir. Oğlum söyle bakalım, suyun kaldırma kuvvetini kim buldu? Banu Alkan. İşte bu. Nasıl ya? Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. O da bir şey mi? Benim kızım müzik kulağı nasıl gelişmiş biliyor musun? Kızım kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde? 4. Peki kaç gece ağladın böyle gizlice? 2. İşte yetenek budur Farukcuğum. Yalnız bir dakika. Biz yeteneği zekayı sizden öğrenecek değiliz. Doğru. Ahmetcan aç bakalım bir şıpagat. Oha. Anne ben nasıl şıpagat açayım ya? Aç oğlum. Çok merak ediyorum. Sen oğlum aç. Ay. Oğlum. Kolum. Yavrum yok 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 bir şey olmadı. Yok oğlum Allah Allah. Yapacağın şey şu kardeşim. Ah şu. Kıt. Kıtı duydum ben. Ben de duydum. Faruk. Ben de duydum. Farukcuğum bir yamuldun ne oldu ya? Şşş. Ah. Sen şuraya bir Mona Lisa çiz de yetenek neymiş görsünler. Dur.
Dur. İnsanlar yeteneklerine göre yönlendirilmeli. Ben buna inanırım ve hep böyle yaşarım. Gerçekten böyle düşünüyorum. İşte yetenek dediğiniz budur efendim. Kim bu? Babaannesi mi? Ne demek babaannesi mi ya? Beyin çizmeye çalışmış kız. Kızım sen beyin coğrafyası olacaksın. Böyle mi beyin çizilir? Şunların lobları çizeceksin. Bak nerede bunun zubalobu lobları? Loba lob, loblar. Yanlış. Evet. O şekilde doğru. Olmaz o. O şekilde olmaz. Beyin lobları dediğimiz şey... Şu, olur mu canım? Bu kokoreçe benzedi. Anne! Baba! Anne, şu. Kesinlikle yani yapamamak da bir meziyettir efendim. Ha öyleyse en çok benim oğlum yapamaz. Benim oğlum takdir alamıyor ulan. Benim kızım keman çalamıyor be. Ayol benim oğlum futbol oynayamıyor. Sürekli çocuk kaleye koyuyorlar. Doğru. O da bir şey mi canım? Benim kızımı bıraksak sınıfta kalacak. Atlayamayacak sınıfları. Pelin Su atla. Ahmet Can tut oğlum atlayamasın. Pelin Su? Ahmet Can. Ahmet Can. Faruk çocuklar, çocuklar yok. Ahmetcan, yedin mi lan kızı? Kesin sizin çocuk kaçırdı benim kızımı. Ya benim oğlum ne yapacağız sizin kızınızı? Sizin kızınız parende ata 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 oğlanı da kardı kendine. Yuvarlana yuvarlana çıktılar gittiler evden. Eyvah. Kızım, oğlum. Benim halli akşamlar öncelikle. Aşağı kapıda beni iki tane çocuk buldum. Üngür üngür ağlıyorlardı. Bu çocuklar size mi ait? Bize efendim, bize ait. Çocuklarınız bir suça bulaştılar. Aşağı mahalleden bir çocuğu alıkoydular. Nereye koydular? Yukarı mahalleye. Buna mı takılıyorsunuz efendim ya? E tamam işte benim kızım suçlu olan. Ha ne anlar benim suçu ya? Ahmet Can'dır efendim. Allah suçlu. Aşkına en iyi suçlu Ahmet Can'dır. Tabii tabii mi canım? Ben kızıma özel suç eğitimi veriyorum be. K9 benim kızım. Aa. Efendim bizim çocuğumuz. Efendim neler saçmalıyorsunuz ya? Ben sizin gibi ebeveynim, beyninin. Aa. Ya merak ediyorum ya onun içerisinde ne besliyorsunuz acaba diye ya. Çocuklar diyorum hıngır hıngır ağlıyorlardı. Ben gittim yanlarına. Dedim ki ne oldu, ne oldu dedim. Dediler ki amca, amca dediler. Bize dedi hayal kurmaya izin vermiyorlar dediler. Zor ikna ettim onları buraya getirmek için ya. Gelin bakayım çocuklar. Bu tombul olan... Benim kızım. Tombul olan benimdir efendim. Hayır canım, benim kızım bacaklarıma... En tombulu, hayır lütfen ya. Hayır, hepsi en tombulu. Tombul oğlan diyorum, bunu diyorum. He. Bu yuvarlanıyordu. Bunu kaldırayım diye kendimi böyle bir feda etti. Bu beni de aldı, kattı kendine. Biz böyle beraberce yuvarlanmaya bir başladık. Biz yuvarlanırken bu kız da üzerimizde şıkıdak diye parende atmaya başladı. Ya mahalle bir anda sirke döndü ya. Kendimizi yemin olsun zor onu koydu. Bu çocuklara biraz özen gösterin. Onlar da birer birey. Yahu hayal kurmalarına müsaade edin en azından ya. Eyvallah abi. Ya hiç gerek yoktu burada müziğe ama olsun. Yani çünkü bu basit bir olay yani. Benim çocuğumu bana ne övüyorsun ya? Bunlarla ilgileneceğim. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Adam güzel konuşuyor da kafa açıyor ya. Uzun konuşuyor bir de. Pelin Su, neden yaptınız anneciğim? İp atlıyorduk anne. E çocuğu niye alıkoydunuz yavrum? İki kişi ip atlamaz ki. Doğru. Önce onlar tuttu, ben atladım. Sonra ben tuttum, onlar atladı. Oğlum, yavrum. Sen yürümeye üşenen çocuksun. İp atlamak nereden çıktı ya? Denedim baba. Ayrıca kız çok güzeldi. Hava olsun istedim. Bak. Allah aşkına dersin var senin. Ne işin var dışarıda? Yanlış. Ders varken yapılır Murat amca sen. Ders varken yapılır Murat amca sen. Ya yeter! Yeter! Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne istiyorsunuz? Biz büyüyünce işimize gitmeyelim mi istiyorsunuz? İşimizi sevmeyelim mi istiyorsunuz? He Canan teyze? Senin çocuk olmadın mı? Peki sen Murat amca, sen... Ya İlhan abi Allah aşkına ya! Sen Murat amca, hiç güzel kız gördüğün için ip atlamadın mı? Peki sen anne, hiç çocukken resim yapmadın mı? Sen baba, hadi bunları anladım. Ya sen baba, sen hiç hayal kurmadın mı baba? Oğlum. Konuş baba, konuş. Tamam. Baba konuş. Oğlum. Konuş. Tamam Dermiş. Abi bir kapat Allah aşkına ya. Girip girip duruyorsun. Allah Allah. Ne şov yapıyorsun lan baba ya? He? Yeter diye çıkmalar öne. Ne şov? Defol lan odada. Tamam. Defol. Dur iyi gidiyorum ya. Defol lan odada. Yürü odana çabuk. Yeter. Ay özür dilerim. Ben gereksiz yükseldim. Bize siz hayal kurdurtmuyorsunuz ki. Ben özellikle sana çok küstüm. Sana da küstüm. Hadi git hayatım hayal kuralım. Yürü. Kuralım. Vallahi küstüm. Ahmetciğim. Ben de küstüm. Olsun.
Bizimki küsünce fena kapar kendini, biliyor musun? Böyle hiç açamaz. O da bir şey mi ya? Bizimki üç gün suratıma bakmaz. Hiç sunuşa gerek yok mu efendim? Tamam hocam. Başka bir düşüncen yoksa? Bir annemle babam buradaydı. Ha, kendilerine tamam, buyurun, selam buyurun. Vermek istedim. Buyurun, evet. Annem orada, babam yok mu? Baban önde oturuyor. Evet, babam da orada. Açın kapıyı, altı geliyor. Cemile, Çiğdem, Canyurt ve ben yazdım. Alkışlarınıza. Abi vallahi ihtiyacın kadarını çalacaktım. Hı. Açın kapıyı. Nasıl yani? Açın kapıyı, açın. Nasıl yapıyorum? Bana da öğret. Abi açılmıyor bu. Hı. Desene yine kapıda kaldık. Abi hadi kalk artık, saat kaç oldu ya? Abi bu ev değil. Dolu evimi soydurmaya çalışıyorsun bana ya. Sana ne olan ev benim? Nesli! Baba! Açın kapıyı kızım! Size karpuz getirdim. Bunda Halina bitmiş. Açma kapıyı Nesli, açma. Bari bayram günü aç Nurgül. Sana misafirleri kapıda karşılamak yakışır Necdet. Ya ben annemi özlüyorum baba ya. Ay anne ya. Yok yok, aynı lafta. Ne yaptın Nesli? Sana çektim baba. Ben babamı özlüyorum anne ya. Allah Allah, sanki babanızı göstermiyorum. Çok özlüyorsan git kapının deliğinden bak, yürü. Açma ama, tamam ya. Kim geliyor? Hulusi amcalar geliyor ya baba. Hulusi kim? Sen hiç adama ismiyle hitap etmedin ki Hulusi deyince hatırlayasın Necdet. Geç şöyle geç. Dünürlerimiz Necdet, bildin mi? Bak bayram günü, bayram günü küslük olmaz dedik, çağırdık adamları. Bak yine olay çıkarma. Söz veremem. Necdet! Tamam tamam, şikayet yaptım. Nesli, ocağın altını kapat, yanmasın dolma. Böyle diyeceğini düşünüp ben bir saat önceden kapattım anne. Pişmedi yani gerizekalı. Geç, aç hadi altını aç. Sarmağı mı sardınız? Ben de sardım baba. Aferin. Aradaki farkı hemen anlarsın. Hadi git, şey yap, pişince de balkona koy, soğusun. Böyle diyeceğini tahmin edip ben bir saat önce balkona da koydum anne. Git o pişmemiş dolmaları balkondan al, ocağa koy. Yoksa ne yapacağımı tahmin ediyorsundur Nesli. Evet ediyorum. Zekalı. Faruk, lan burada o kadar ses yapıyoruz. İnsan bir uyanır ya. Sana da iyi bayramlar anneciğim. Oğlum, bu yaşlarda biraz uyanık olman lazım. Anneciğim, uyanır uyanmaz üstüme çalışıyorsunuz ya. Ne yapalım, ne desek üstüne yakışıyor. Anne, şeker kalmamış ya. Ay nasıl kalmamış, daha dün aldım. Biri komaya girdi. Yedin değil mi hepsini? Ya dün gece canım çekti, yedim. Ne olmuş ya? Allah Allah, bayramdan bayrama yiyorum zaten şekeri. Tamam, dur. Necdet! Hı? Şeker al da gel. Onlar alsın gelirken, ben niye alıyorum? Necdet! Vallahi bir sonraki bayrama kadar almam seni eve ha. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Gelirken su da alayım da bana vereyim. Hadi. Hadi kalk, sen de giy bayramlıklarını. Hadi kalk. Bayramlık ne anne ya, zıbınlık gibi? Çocuk muyum ben? He sen bir kilo şeker yiyince çocuk olmuyorsun, bayramlık giyince mi çocuk oluyorsun? Bak kızım, bayram namazından geldim. Abdestliyim, benim canımı sıkma, tamam mı? Allah Allah. Ne yaparsın? Bayramlık ağzını mı açarsın? Ben bunu harbiden anne bir şey... Anne bir şey soracağım ya. Biz bu acaba doğduğunda üç kere kulağına lüzumsuz mu dedik? He he, lüzumsuz dedik. Bayağı lüzumsuz.
sus abi, sus. Ay, benim canımı sıkıyorsun. Başlamayın yine. Sus. Dua et bak anne, et duayı göreceğim. Et. Et. Kapıyı. Neyi unuttun? Burada yok. Apartmandan çıkamamıştır, otomatiğe bas. Çaldı. Anneciğim, Melek beni aradı. Dedi ki bayramını kutluyormuş senin. Bugün bayram gelemeyecekmiş, haber verdi. Aa, nasıl ya? Onun seninle olduğu gün, her gün ona bayram değil mi? Oğlum bak, aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Olduğun yerde sayıyorsun. Bunun farkında mısın? Ben evlenecek yaşa geldim bir kere. Yaşa be Nesli. Ne mutluyuz vallahi, sorma. Öyleyiz. Ne oldu? Ay başlamayın. Tamam, Melek kızım aradı beni. Bayramın son günü gelecekmiş. Aha. Eskiden baban kurbanı bayramın 4. gününde alırdı. Bir sonraki bayramın 1. günü de satardı. Şimdi adama şeker hatırlatıyoruz. Çalışmıyor. Bir dakika, bir dakika. Açın kapıyı! Ya hayır ya, ben babam gibi biriyle evlenmek istemiyorum. Bu zaten numunelik. Babam gibi değil. Babamı bulsan dua et sen. Ya ben sana döneceğim şimdi seni. Bırak şunu. Sen git üstünü giy. Dur. Üstünü giy. Pantolonu da çek. Aç sen de kapıyı. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Hoş geldiniz Hulusi Bey. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya, niye zahmet ettiniz? Yok yok. Bunlar sizin için değil. Babamın yemediği tatlıları buraya koyuyoruz. Bize gelenlere ikram ediyoruz. Lan ben öyle mi yapıyorum ya? Efendim bende şeker hastalığı var da her zaman yiyemiyorum. İnsanın canı da istiyor. Bir tanesini yiyorum, iki tanesini yedekliyorum yani. Tabii, güzel. Cimriliğe ne güzel isim bulmuşsunuz ya siz. Hulusi Bey'in alışkanlığı işte. Her bayram yapar bunu. Ne yapalım? Vallahi. Ne dedin, duyamadım? Cimriliğinize diyorum. Ne güzel bahane bulmuşsunuz. Bak gördün mü? Anlamamazlıktan geldim. Laf sokamadı bana. Bir nevi savuşturdum yani. Laf sokmamıştır baba. Lan? Sokmuştur baba. Bu çocuğun en çok oyunu seviyorum Hulusi amca. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? He? Sen ne siktirip bana laf sokuyor ya? Tamam canım. Biz de tatlıyı hep bayramdan bayrama yiyoruz yani, şeker tatlı. Efendim biz bu Ramazan inanır mısınız 30 gün boyunca et yedik. Hem de öyle tavuk falan değil yani. Bildiğin antrikot. İmsaktan iftara kadar da açın halinden anladık. Velhasıl bayram güzel şey. Tabii tabii, güzel. Güzel. Siz de kırmadınız, geldiniz. Ay. Çok sağ olun. Ne yapalım, çocukların geleceği söz konusu. Değil mi? Tabii. Nasıl, rahat geldiniz mi? Evet, evet. Bedava diye arabayı bıraktık, metrobüsten geldik. Lan! Alakası yok. Bizim araba çok geniş, biliyor musunuz? Yollara sığmıyor. Evet. O yüzden bıraktık, metrobüsten geldik yani. Bayramda bedava ya anne, bunlar uçmuş. Ne? Yapışıyor Hulusi amca. Canımsın. Allah'ım yarabbim ya. Bu çocuğu ben anlamıyorum ya. Evet. Kesin laf unuttuk. Kesin. Beni tutuyorlar. Ben unutmuş olabilirim. Evet. Şey oradan. Hadi bakalım. Hayır, daha var oraya. Necdet Bey yok muydu? Kimine laf anlatıyorsun? Nurgül Hanım. Giriyorum. Eyvallah. Necdet Bey yok yine. Aman sen de. Ne zaman biz buraya geldiğimizde Necdet Bey evde oldu ki? Bak, bu sefer laf soktum, cevap veremediler. Gördün değil mi? Efendim? Kime ne anlatıyoruz? Şey, gelir birazdan. Markete gitti o. Açın kapıyı! Necdet Bey, sezonu açmış illam. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Şuraya bir sarılın. Lan! Karpuzdan sarılın. Kızım tamam, sakin. Öpeyim Necdet. Bunları boş ver. Sakin lan. Babacığım, bu ne? Şeker. Bayram şekeri alacaktın ya babam. Hı, bunları da yolda gelirken topladım. Al.
kızım. Buyurun şeker. Tamam. Güzel şeker. Ben şuradan bir tane alayım. Bir tane alayım şuradan. Şuradan bir tane alayım da şey olmasın. Nurgül. Bir tane ediyor. Altışar altışar. Üçer üçer değil mi o ya? Hı. İkisini yedekliyormuş. Hı. Niye yapıyor? Bilmiyorum ikisini. Tamam. Şeker de ucuz çıktı ha. Vallahi dişlerime yapıştı. Bir çay neyin olsa da içsek. Ay vallahi hararetimizi alır ha. Tamam gel Nesli biz demlenmiştir. Şey yapalım. Ne oldu baba? Ha! Necdet amca. İyi bayramlar. İyi oğlum sağ ol. Anlamıyorum. Efendim, biz de... Yeter lan! Necdet Bey, bizde bayramda adettir. Çocuklara harçlık verilir. Hulusi amca, bu çocuk mu ya? Evet, çocuk. Benim çocuğum. Hı. Değil mi? Evet, onun çocuğum. Tamam, Faruk. Ulan son 10 liraydı, o da gitti. Baba, aldım. Versen onu bana, sen onu şey yapamazsın onu. Ben alayım onu. Faruk, devreye gir. Hulusi amcacığım, elinizi öpeyim. Ha, yoksa. Vallahi öpeyim. Hulusi amca, vallahi ver öpeyim ya. Vallahi. Ne olur ver öpeyim. Yok vallahi. Ya Allah'ın adını vermiş. Ellerim ya. Kirli. Ya Hulusi amca, senin elinin kiri ben alırım artık ulan. Dur bir dakika, dur bir dakika. Aklıma geldi. Ha bakalım. Nakit istiyorum Hulusi amca. Nakit yok üzerimde. Daha yeni 10 lira aldın ya Hulusi amcacığım. Kim? Sen. Yok canım. Vallahi aldım. Aldım değil mi lan? Aldım. Evet. Al. Bunlar şekerli olabilir. Zararlı çıktı. Buyur abi. Babacığım. Aferin. Şundan da şeker aldım baba. İki tane de. Bayram vesilesiyle geldik. Çocukların düğün meselesini konuşalım bari. Evet, evet. Konuşalım. Lan ne düğünü be? Daha söz yapmadık. Dur canım, olur onlar. Müsait bir zamanda yapılır söz. Değil mi? Biz bayram bitsin, çocuğa da düşünüyoruz abisine. İki düğün arası bayram olmaz. Konuşalım düğün meselesini. Ay, o zaman ben tatlı getireyim, tatlıyım, tatlı konuşalım hadi. Hadi. İki tane getir Hulusi amcana. Çok komik. Hadi gülelim. Allah. Evet, yeri gelmişken bu düğün meselesini konuşalım. Evet. Efendim, bizim örf ve adetlerimize göre sözü, nişanı, kınayı, düğünü, balayını erkek tarafı yapmaz. Evet, bunlar hep kız tarafının görevleri. Erkek tarafı ne yapar? Efendim, erkek tarafı halay çekir. Evet, o da şöyle. Bir kız tarafından çekir, bir erkek tarafından çekir. Daha sonra bu iki grubun en iyi halay çekenleri halay All-Star'da yarışır. Zor olmaz mı bu Hulusi Bey? Zor tabii. Yani biz de erkek tarafı olarak halaya çalışacağız, öyle değil mi? Evet. Ulan onu mu diyor? Her şeyi biz yaparsak siz ne yapacaksınız? Hem ben biricik kızıma vereceğim, hem de ben yapacağım her şeyi. Olur mu lan? Vallahi bizde adetler böyle. Çok doğru söylediniz. Yani bir nevi tabu. Ama yıkamıyoruz yani. Ne yapacaksın? Adet yani. Benim kayınpeder hala düğün masraflarını ödüyor. Ama değdi mi? Değdi. Nurgül, bunu ödüverin. Ben de yardım ederim. Durun canım, dinliyoruz. Eşyaları ne yaparız? Bilin oranı. O kolay. Bizim şimdi çocuğun bekar evinden kalma çamaşır makinesi, buzdolabı var. O kolay. Heh, tatlılar da geldi. Oğlum kutuyu çıkart. Kutuyu çıkart. Şunlar şuraya, şey yap, şöyle. Evet. Ne yapıyor bu? İkisini yedekliyor dedim ya. Yeter lan! İstifçiyi puşt! Aha! Aha! Duydunuz! Duydunuz, bana yine puşt. Ağzımda tatlı var, ağzımın tadı kaçtı. Ya bak, bana kimse hiçbir bayramında, hiçbir kimse bana pışt demedi. Ama bu adam yine dedi. Ya ben bu küfrü hak edecek ne yaptım ya? Lan daha ne yapacağım lan? Cimriyi pışt! Aha! Ne yapıyorsunuz? Aha, duydunuz? Bana yine pışt dedi. Yürüyün gidiyoruz buradan. Hayır, yeter! Yeter! Kimse bu evden kavgalı çıkmayacak. Hem de bayram günü.
Ya ne yapıyorsunuz ya? Bayramda küslük olmaz dedik, bir araya geldik. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ama Nurgül Hanım, duydunuz. Yok efendim, ben bir şey duymadım. O demedi, ben de duymadım. Hadi Necdet, özür dile sen de. Hadi öpün barışın. Özür dilesin. Öpüşün barışın. Ben bunu öpmem Nurgül. He, he, ben de çok meraklıyım seni öpmeye. İşte ya hadi, hadi, hadi lütfen, lütfen. Çocuklar hadi, için. Hadi neyse. Ne olsun? Ne olsun? Hadi Necdet. Öpeceğim. Hadi, yaparız. Açalım. Özür dilerim. Alkol kokuyor bu ya. Alkol kokuyor bu. Nefesini tut. Puşt. Aha. Aha. Evet, duydunuz. Ne oldu? Yok, bu sefer duymadınız. Kulağıma fısıldadı. Buradan kulağıma fısıldadı. Buradan bütün çilini diken diken oldu. Bu adam yine bana puşt dedi. Yazıklar olsun. Necdet, ne yaptın sen? Tamam tamam, ben şimdi düzeltiyorum. Şunlarla tatlıya bağlayacağım. Çabuk çabuk, çabuk git peşlerinden çabuk. Hüseyin! Hüseyin! Bunları da al lan! İstikçe puş! Önümüzdeki bayramda yaktırmayacağım. Aha, kapıya daha kaldık. Nurgül, açın kapıyı! Açın kapıyı, belli. Bir de üzerleseydiniz. Evet, gecenin son skeciydi. Yavaş yavaş bir efsaneye dönüşen, kapı karanlıkta gelirken alkışlanan açın kapıyı. Alkışlıyoruz Gürhan Altundaşar ve saz arkadaşları. Gelsin bütün herkes. Gelin. Gelin çocuklar. Evet. Yine güzel bir gecenin sonuna geldik. Siz de harikaydınız. Umarım evlerinde seyredenler de mutlu olmuşlardır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Yaşamlar. Bir fazla aşırı bir düdük bir mede bir şey yapmıyor gibi işte. Ben televizyonu durdum. Ya kızlar var şöyle koyuyor. Açılırsana. Benim bütün küllerimi dikirdi ki bekle. Bahane puş dedi. Ben şimdi yeni bir arkadaşlarımız yazdı. Şikayet atıyorum. Evliya, sen diren, Evliya'yı döverek. Tamam. Buraya kalabalık oturuyorlar. Böyle falan koymak lazım. Bir şey yok. 20 ile falan gidiyordum. Tamam mıyız?